Aslım evet House of Dragon koca bir sezonu devirdi, çok oldu e, sen kameraları özlemişsindir yine ikinci sezonda seni buraya sürükledim çocuk Art yaptım büyüttüm <gülüyor> 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 aslında Eşek kadar oldu. E, dizi, dizide de öyle zaten her boşlukta çocuk yapıyorlardı sen de boşluğu liderlendirmişsin <laughs> time skip oldu çocuk oldu <laughs> ama öyle olsa iyi olmaz mı bir doğuruyorsun Hop 3 gün geçiyor çocuk 15 yaşında. Bence herkes çok mutlu olabilir bu konuya. Yani. İyi olur bence de. çocuk geldi böyle. babanın saçlar siyah atın falan diye. Strong mu <laughs> Strong güçlü bir çocuk falan diyor. Gürüz gürüz. Evet ikinci sezonla girmeden önce ayın 16'sında başlayacak herkes zaten heyecanla bekliyor. Aslında bir ön gösterim vesaire de yapıldı, davet de geldi sağ olsunlar ama tabii ben Hollanda'dayım, Mert Avustralya'da. Bizim ön gösterime gitme şansımız olmadı. O yüzden artık biz ilk gösterimini 16'sında yapacağız. İzleyeceğiz, konuşacağız. Yine bölüm bölüm buradayız ama arada tabii günlerde atlama, sıçrama olabilir. Onların hepsini zaten duyuruz bölümleri yaptıkça. Şimdi sezonu bir özetleyelim bu videoda. Ben biraz böyle önce şeyden gireyim dedim. Yani dedikodulardan olan olaylardan dedikodu da değil de aslında dedikodu da var içlerinde. Bir herkesin e, kafasının çok ütülendiği bir Sapochnik konusu var. Miguel Sapochnik geçen sezon e, co-show runner'dı e, Ryan Condal'la beraber. O ayrıldı. O biraz şey gibi oldu. Benim hanımı belediyeye işe sokalım falan gibi bir talepte bulundu. HBO dedi ki senin hanımın prodüksiyon şey o kadar iyi değil. Niye prodüktör yapıyoruz falan derken Miguel de ayrıldı. Ki bence ayrılısı da vardı onun. Çok hevesli de gelmemiş gibiydi başta. O gitti bir olay oldu. Sonra işte Sara Hess mi yanına geliyor falan muhabbetler oldu. Ama bildiğim kadarıyla Ryan Condal şu an tek e, showrunner olarak Alan, devam ediyor diziye. Alan Taylor geldi ya. Ha, sanırım. Alan, evet Alan Taylor geldi. O da zaten Game of Thrones'dan e, bayağı tecrübeli. Bir de üstüne de yani adamın Sopranos, Rom e, ve Mad Men Aynen. tecrübeleri var. 80'li seri. <laughs> 80'li seri. Ha 80 seri. Ha 80 var. Aynen. Ya adam şey HBO'nun gediklerinden böyle olur ya LinkedIn'de 20 yıldır Microsoft çalışanı falan öyle bir adam yani. <laughs> o yüzden HBO, şeye göre daha iyi bir yani Sapochnik D&D'nin vizyonuna daha yakın bir adamdı aslında. Hı hı şey olarak diziyi Game of Thrones'un gittiği yöne götürme tehlikesi olan bir adamdı. Hani sevsek de Sapochnik'i. O açıdan çok büyük bir kayıp olduğunu söyleyemem. Bu arada postayı koyan HBO değil Ryan Condal bu sanırım. Çünkü HBO'nun yöneticilerinden birinin röportajı vardı. Orada çok detay vermiyor adam da sadece şey diyor Ryan Condal ile Sapochnik arasındaki krizi Um, Sapoş ne ilerideki bir projeye yollayarak çözdüm falan diyor adam. Ha, okey. Bak bunu bilmiyordum ben ee, ne, krizin ne olduğunu söylemiyor. Hala karısından dolayı mı bilmiyor sonunda. da hala bir dedikodu. Evet, orada... Ama yani Sapochnik gitti karanlık bitti belki. <laughs> Açarlar rengi biraz. Nasıl <laughs> 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 Gitti orası bu çocuğum. <laughs> her şeyi. Kısıyordu. Kıs kıs. Ampule, yüzlük ampule geçiyor herkes böyle açıyorlar. <laughs> Battle of the Bastards çektim hiçbir şey gözükmüyor. Güzel <laughs> mi oldu? Güzel oldu. Mu? Görmüyoruz. Ya ben bu arada evet, Migure... geliyor ışık yakıyor. <laughs> Miguel'i teknik olarak <laughs> ben de çok sevmiyordum bu arada ya. Yani. Bu e, gündüz çekip geceye çevirdiği sahnelerde de böyle Abi bir her o şey. <laughs> evet ya çok tuhaf duruyor. Ay gibi satmaya çalıştı adamın güneşte çektiği şeyleri bizim. <laughs> Bunu bir kişi yapabiliyor George Müdür işte verin o yapsınlar. Yani i̇lla yaptıracaksınız, başkası yapamıyor yani. <laughs> Zaten hmm. o muhabbette şey de vardı bu arada galiba bu olaylar olmadan önce ajansını da değiştirmiş Miguel orada bir kavgalar olurken hem karısının hem kendisinin. Ya belki de şey döndü orada parasal bir şeyler de döndü bilmiyorum yani. O kriz orada belki Ryan Condal aynı para istiyorum falan mı dedi acaba? <laughs> ya da Ryan Condal ondan hani fazla aldığını çok... öğrenmiştir. Bu seviyede de artık benim karımı <laughs> siz kadro verin. yok şey yapın bilmiyorum abi. Altına Audi alın. Brian evet, Condon evet. işte. Bilmiyorum bu seviyede biraz komik geliyor ama belki, belki olabilir. Yani. Bu arada diğer bir konuda jenerik değişiyor. Ee, müzik aynı kalacak muhtemelen tema müziği ama jenerik değişecek. Var mı o konuda bir bilgin? Targaryen tarihçesini gösteren bir Tepes gibi bir şey olacak galiba sanırım hmm. çok bir detay yok ama yani kanlar akalan kanlar gidecek çünkü dizide yeterince kan akacağı için artık jenerik de akmasın var <laughs> <laughs> şeyi bitirmeyelim <laughs> diye artık Kurban Bayramı da geliyor hazır. <laughs> Aynen o kadar kan akmayacak. Ay, jenerik iyi oldu ya bir şey anlamıyordum ben zaten ondan. Ben geçen şeyde de söylemiştik yani bunu çözmek için yani. Um, Oturup böyle poz etmek lazım. Onu, evet. onu da kim yapacak? Yani, saçma bir şey. Game of Thrones'daki harita gayet güzeldi. Yine haritayı bence geri getirmeleri lazım aslında. Hala Targaryen tarihinden devam ediyorlar ama çünkü savaş olduğu işte yavaş yavaş yayılınca olaylar hani belki 3. sezonda biraz daha fazla yayılacak da en azından o world building'i yapabilirler. hani ah, Burada işte şu şehir burada bu böyle burada diye. Zaten şeyde ilk Geçim sezonda çok fazla böyle yan karakter görmüştük farklı havuzlardan. Onların bir şekilde olaylara bağlanacağını da konuşmuştuk. E, Tabii onların haritalarını da e, görünce milletin kafası daha iyi oturacaktır yani. Yani bu yayılacak işte çünkü ilk sezonun tamamı Kings Landing ve Dragonstone'da geçti. Hani yayıldıkça bir haritayı oraya koysalar iyi olur. Bakalım. En azından Feedback'i değerlendirmiş olmaları iyi çünkü kimse beğenmedi herhalde onu. Evet çok yani müzik aynı olsa da ilk sezondaki o hava yoktu yani o gaza getiren işte her şey mekanik olarak hareket etti şık şık böyle haritada çıktı girdiği falan böyle biraz dikkat çekiciydi. Orada tabi seyirci ilk anda kedi gibi oluyor böyle bir dikkatini vermek istiyor hareketlilik düşük olunca herhalde şey olmadı aynı etkiyi yaratmadı. Peki var mı başka böyle senin de duyduğun ettiğin ya sezon öncesi şu olmuştu bu da dizi etkiler falan öyle bir dedikodu. Geçen sezon alabedim. sevmediğimiz ve bu sezon giden bir şey daha var. Ne o? Şeyin um, um, Melisandre diyeceğim geldi ya. Miseria'nın aksanı. Ha konuşacakmış Bu sezon <laughs> ha, ilginç. <laughs> o, o zaten neden o aksan vardı anlamamıştık. <laughs> kimse anlamamıştı. Kadın da anlamamış herhalde. Bu yani. sezon onu ben biraz azalttım de, diye röportaj vermiş. Onu gördüm. Yani um, böyle tamamen değiştirmeyecekler de herhalde şey olmayacak. Böyle her izleyişinde şimdi çıkaracak yakacak otur. <laughs> 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 Mizarya evet sıkıntı. ya. Belki Otto ile konuşa, konuşa konuşa aksan düzelmiştir daha böyle <laughs> şehirli aksanlı. <laughs> Öğrenmiş. Kings Landing'de yaşıyorum 6 senedir artık buranın aksamını aldım falan diye böyle. <laughs> ben bir de şey öğrendim. Tabi diziyle hiç alakası yok ama hiç bilmediğim bir şeydi. Sezon öncesi röportajına bakarken. Matt Smith'in Nottingham Forest ve Leicester City'de altyapılarda futbol oynadığını hatta genç takım kaptanı olduğunu öğrendim. <laughs> Kendisi e, pro futbolcuda baya yaklaşmış sonra omurlarında stres kırı olunca bırakmış ki o boyla olmuştur muhtemelen yani. <laughs> şeyle um, ne o crab feeder ile savaşırken görmüştük çok evet. çapraz koşuları demek ki oradan geliyormuş <laughs> <laughs> çok iyi koşu yapmıştı bir yer yani. ok atıyorlardı ya koşuyordu böyle <gülüyor> topsuz <gülüyor> koşularda o yüzden iyiymiştim <laughs> ben sola çık oynadım ben <laughs> duran oklarda çok Yok. iyiyimdir falan diyordu <laughs> Staffla yaptığımız halı saha maçlarını döküyorum hepsini. Kameraman oraya ya. Yani. Seni Acun'la bir maçta görürüz belki Matt Smith'i. Acun, Matt Smith ve Aziz Yıldırım. Müte müthiş bir... <gülüyor> <gülüyor> Abi. Abi. <gülüyor> o zaman sezon dedikodularımız böyle herhalde. Başka ekleyeceğim bir şey yoksa böyle bölüm özetlerine girebiliriz ufaktan. Ha, Benim bir, dedikodum daha var. <laughs> Üçüncü bölümde <laughs> Undead gözükecekmiş. Aa, Vay spoiler mı bu? Üçüncü bölümde spoiler. <laughs> Çünkü önden tekrar konuşuruz. Tamam tamam. Bu Sadece mu? benim başka kimseden bulamazsın yani bu haberi. Çünkü an det, havasında çok ünlü arayan adamlar var yok bulamayacaksın yani. <gülüyor> <gülüyor> Ama açıklayacağım üçüncü bölümde. Tamam tamam. Bu bilgi bana geldi. Ciharam, o, şey, o, çavuş bana aradı. Özel disketle de yolladı mı sana çalınmasın diye. <laughs> evet dos, dört <486'da> seksen <laughs> yolladı bana. Güzel güzel. Bunu ben de duymuş İşte bakın böyle bir pro video bu yani. Her şeyi bulabilirsiniz. Çok Çocuk özel. Görmede anleti hazır olun. Ha bir de şey oldu. Ben de onu ekleyeyim en son. George R. R. Martin'in bir blog yazısı çok olay oldu. Ee, gördün mü onu bilmiyorum. Shogun aslında Shogun'u bence olay oluyor müthiş ya. Tabii <laughs> evet yani tabii Twitter hesapları sadece bir kesit alıp paylaştığı için her seferinde millette onun peşinden koşuyor. Ee, Shogun'u çok beğenmiş George R. R. Martin güzel bir diziydi. onu da olabildiğince Japon kültürüne bağlı kalsınlar diye kitaptan hani olabildiğince yüzde yüze yakın uyarlamaya çalıştık diye açıklama yapmışlardı. George R. R. Martin de işte bakın yani yazara saygı gösterince ne kadar iyi oluyor işler falan. Kitap uyarlamaları böyle yapılmalı. Kafana göre yazarlar değiştirmemeli falan gibi bir yazı yazmıştı. Herkes bir anda panik oldu. Ne House of Dragon'ın ikinci sezonu çok mu kötü yoksa işte George R. R. Martin'e de mi karıştılar artık yeter be falan diye. Oğlum adam bir yandan HBO'ya 5. 15. dizisini falan yapıyor. Bir yandan. <laughs> yani karışacak ozlar yapmazdı herhalde diye düşünüyorum. Abi şunu anlamıyor insanlar sanırım. George Martin'e karıştılar bilmem ne. Abi George Martin bunu satarken alın abi bunun şey, yayın hakları sizin, isim hakları hmm. sizin. Bundan sonra hiçbir şeyi yok George Martin'in. Evet. George Martin'in şu anda projenin içerisinde olması sadece bir ona şeylik, centilmenlik bir de hani consultant olarak da çalışıyor adam. Tabii. HBO oraya uzaylıları da indirir. <laughs> hani şey olur Star Wars Marvel üniversitede de sokar yani istediğini yapabilir HBO George Martin'in hiçbir veto etkisi hiçbir şey yok yapılan anlaşma böyle adamla evet zaten şeyde de yapamadı hani Game of Thrones bok yoluna girdiğinde de George Martin hayır bunu yapmayın böyle diyemedi İstediği gibi çekti diyendi bunda da Ryan Condal çok nerd olduğu için de George Martin de arası çok iyi olduğu için tamam bir daha şey gidiyorlar. Ama e yarın HBO dedik ya değiştirin bunu. Boyun içine ne bileyim bu, ne, Nemo moda bilmiyorum da hani. <laughs> John Wick yani. tipi aksiyon sahnesi koyun falan dedi belki. Evet. Bazuk atıyorlar falan işte. Ya yani istediğini koyabilir. Böyle bir şey yok. George Martin yani şey yaptılar. Karıştılar, <laughs> karıştılar. karış sormalarına <laughs> gerek yok yani. Ya yani zaten her şey her zaten adamın bir şekilde Nerd oluyor. Rage basmak için kullanılıyor yani. Ya zaten bir kitabı pardon, kitabı çıkarmadın diye kızanlar var. Oo, bir de Game of Thrones var. bok gibi bitti diye kızanlar var. <laughs> George Martin ne derse <laughs> <laughs> Bu iki grubu toplayıp hoplatmaya çalışıyor insanlar. <laughs> evet bu arada ya. işte dedi adam dedi falan diye. Ya zaten şu var şimdi George R. R. Martin bir yazar o kendi alanını koruyacak. Sinemacı da kendi alanını korumaya çalışıyor. Bu yıllardır bitmeyen bir kavga. Bunun en büyük, en güzel örneği Shining'dir zaten. Yani Shining, işte Stephen King'in kitabı. Çe çeken adam Kubrick. Kubrick yıllardır filmi kendi kafasına göre yaptığını söyler. Ölene kadar daha doğrusu. Stephen King de filmden nefret eder. Berbat uyarlama diye. Ama film müthiş bir filmdir yani. şimdi. Zaten ortaya çıkan eserdeki değişiklikten herhalde biraz şeyden de artık tetikleniyor. İşte onu siyah yaptılar, bunu beyaz yaptılar öbürü bilmem ne oldu diye. Abi ki şeyin George R. R. Martin'in oradaki daha genel tepkisi hani bizim yazdığımız vermek istediğimiz mesajla çok oynamayın kafasında. Ama zaten mesajı ise kimse dokunmuyor zaten bunlara ya da altyapı iyiyse o altyapıyla kimse oynamıyor. Ryan da deli değil yani. Bence R. Martin'in hastasıyım ama hepsini değiştireceğim. Böyle bir deli değil yani adam. Bu belli. Eleştirdiği şey zaten ben daha iyi yaparım diye kafasıyla girenler. Hani değiştirmeye bile kızmıyor adam. Evet bu arada. Hani evet. Bu orijinal eserin ben daha iyi, işte o kadar iyi değil işte. Hani ben daha iyi yaparım kafasına kızıyor. Doğru. Yani ben kendi twistimi koyarım ona, o daha iyi olur falan Kafasına kızıyor. Yoksa adam senelerce televizyonda çalışmış. Sonra bir part-time yazarlık yaptı bir 10 sene. Şimdi tekrar televizyon yazarlığına döndü <laughs> herif. Kitap yazmayı bıraktı. <laughs> televizyon olayını çok iyi bilen bir adam yani sonuçta. E tabii canım. Bir yani... de bu dizinin kaynağı zaten şey ki yani bunu geçen senede konuştuk hani şimdi de tekrar hatırlatalım insanlara. Hani Dance of the Dragons'la Song of Ice and Fire yani 5 ilk ana kitapların çok Dance of the Dragons anlatılan bölüm 50 sayfa 60 sayfa yer yani ilk sezon. Evet. 20 sayma sayfa yer. Hiçbir şey yok Çin'de hani şey olarak. Derinlik olarak. George Martin'in ana seri, seriyi yazarken Daenerys ejderhaları geri getirdi yazdı sonra. Pastiktir şimdi de bunlar nasıl kayboldu onu yazmam gerekecek lan filan diye düşündü sonra. <laughs> geri getirdi ama hani ejderhaları ne oldu? Bunu da bir yazmamız diye gerekir. Onu yazarken yavaş yavaş Redcon'un adı işte bir önce bir Damon işte bu Princess and the Bride yazdı öyküyü, sonra Rock Prince diye bir öykü yazdı, sonra işte World of Ice and Fire, Fire and Blood bilmem ne. Orada ileri ayırıyor. doğru gidemediği için herif geriye doğru yazıyor artık. <gülüyor> <gülüyor> Ama tabii işte zaten... o Ships bilmem ne. Great Empire of the Dawn'a kadar gideceğim ben, <laughs> 100 bin yıl gidecek geriye 2 yıl ileri gidemedi. İşte <laughs> i̇leri gitmek için geri gitmesi lazım abi önce onu onu kasıyor şimdi. <laughs> Adama şey geldi böyle. Um, Profesi geldi. Geri git önce George. Ne kadar geri gideyim? 50 bin yıl gideyim mi? <gülüyor> git <gülüyor> sen git. <laughs> Ten Ships geliyor bak sonra. Ona gitsen. <laughs> Bu arada iyi dedin. Aynı sorun orada da var. Dün onun röportajını okuyordum ben de. Ten Ships'in yazarının. Ee, ya benim elimdeki materyal daha da az. Ben ne yapacağım falan diye adam ağlıyordu. Yazık. <gülüyor> <gülüyor> Bu kadar. 15 gemi var. Buradan yaz işte. Hadi yürü buradan. <laughs> bir de ejderha ya var değil işte. <laughs> of ya inanılmaz ya. bu da aslında öyle yani şey ben yani benim zaten Dance of Dragons bölümünü sevmememin sebebi o yani şey olmasın. Hani dedik ya geçen sene salakların salaklarla savaşı diye. Evet. Adam oturup böyle ben ejderhaların yok olacağı bir olay yazayım Veya <laughs> diye şey yapmış. Hani sonuç ejderhaların yok olması. O zaman ne olacak? Saçma sapan el arttıran tarafların savaşı olması gerekiyor. Çünkü hani Renera ile Alice'ın barıştı yarısında e, ölmedi ejderhalar abi. <gülüyor> <gülüyor> Yine <gülüyor> ölmediler. <gülüyor> ölmediler. <gülüyor> ne yaptı? ki? Ve sonra işte salgın hastalık götürdü filan diye yazmak yerine. İşte şey yapıyor hani bir sonraki em, iç savaş mesela Blackfire iç savaşı daha iyidir. Çünkü orada böyle bir şey yok. Yani oradaki altyapı da aslında ejderhaları geri getirme derdi. Hmm. Hani yüzeyde gözükmese de. Um, orada işte uh, Egon de Anwerth'in um, ejderhaları geri getireyim diye herkes zikip <gülüyor> <gülüyor> ben ne kadar çocuk yaparsam o kadar yüksek şansı var ejderhaların geri gelmesin diye. O savaşta öyle bir altyapısı var. Her neyse bu Dance of Dragons yani öyle çok gözünde büyütülecek. Çok böyle Aa, değiştirmeyin sakın onu ellemeyin. Mükemmel bir eser bu. Denecek bir şey değil yani. Şu anda zaten Bence George Martin de hani bir sürü belirsiz bıraktığı şeyin altını Hound'la beraber dolduruyor yani. Mesela hmm. işte birçok şeyi mesela mesela Daemon karısını öldürdü mü öldürmedi mi ilk sezonda meşhur. Evet. kitapta hmm. işte belli değil. Ölüyor kadın. Burada öldürdüğünü gördük. İşte bence o George Martin de diziyi kullanarak bir takım altyapıları yapıları derinleştiriyor. Yani kondola diyordur o. Sen hadi öldürt onu ya da kondol diyor öldürtelim mi George? Yani öldürt diye. Bence yavaş yavaş o belirsiz yerleri de dolduruyor giderken yani adam. Ya o zaten... yüzden hani değiştirdi. De değil belki jo George, Martin o konudaki kararını verdi yani. <laughs> Kimden geldiğini de bilmiyoruz kararını. Olabilir bu arada yani. Evet, zaten Kondola'na danışıyorsa muhtemelen... Ee onayı alıyordur. Ya yani onay değil de işte dediğin gibi paylaşım yapıyordur. O da mantıklı da mantıksız yönlendir yönlendiriyordur onu. Mesela Egan'ın o şeyi mesela um, ne denir? Profesin şey geliyor işte Egan'ı gördüm. Evet. Kehanet geliyor işte şey um, o ana kitaplarda hiç bahsedilmiyor yani. Egan the Conqueror'a geliyormuş mü versem Kehanet de ondan sonra oradan orada geçiyormuş da işte bu mesela George'un sonradan düşünüp yani belki böyle bir şey ekleyeyim deyip kendi kafasında olup sonra onu Kondal'a verdiği bir şey de olabilir. Hani ana seride de bunu sonra duyabiliriz gerçekten böyle olduğu. Mesela şey falan var. Ha, burada bu sezon olmasa da ileriki sezonlarda da göreceğiz. Şey um, Aegon'ın kank şey yaparken, fethederken e, mekanı Stark'lara kadar gider. Torrent Stark savaşmadan önünde diz çöker. Ondan sonra işte hmm. şey denir ya işte Stark'la anlaştı. Evet. Stark'a söyledi işte tehlikeyi. Stark'lar da zaten hani White Walker tehlikesini biliyorlardı. O yüzden savaşmadılar. Yani belki işte harbiden öyle bir şey var. Hani Aegon gidip Stark'lara kadar Hacı kuzeyden tehlike geliyor. Sen bizle savaşma gel onu biz şey yapalım <laughs> diye. Zaten harbiden de bunun <laughs> olma ihtimali var. Şeyi çok konuştuk ya bu kehanetler göründüğü gibi asla çıkmıyor zaten. George R. R. Martin'in e, kaliteli yazarlığı orada aslında. Bir kehanet attım ve orada değil. Hani kendisini oluştururken. Çıkmayan da var, ama çıkmayan da çok. Ya çıkmayan da çok işte. Zaten fark orada. Zaten çıkan da ters köşe yapıp çıkıyor ya da çıkmayan da tamamen yanlış anlaşılmadan yola çıkıyor genelde. E, ama tabii bu şey karakterlerin kendi kafa yapısında kurdukları ya da kendi dünya inançlarıyla falan da ilgili işte ona bağlıyor genelde. Yani bu artık aynı şeyleri her sezon bu Nerd Rage yaratmak için değiştiriyorlarmış. Şu karakteri çıkarıyorlarmış. İnsanlar bir tane trailerdaki şeye bakıp, sahneye bakıp. Evet. Yemin ediyorum sana sahne bir saniye falan o. Reyna'nın şöyle uzağa baktığı bir şey var. Hmm, evet, evet. O Reyna işte buradan yaptığı çıkarım işte Reyna'nın belirli bir ejderhaya binecek olması... Ve de o ejderha kitapta başkası biniyor. Oradan Nerd Rage yaratıyorlar. Nasıl değiştirirsin sen falan diye. Sonra ben aklıma baktım neyi değiştirmişler lan diye. Yok bir şey yani. <laughs> belki değiştirmiş olabilirler de. Adamların yaptığı sadece bir tane trailerde Reyna'nın uzağa bakarkenki fotoğrafı. Bu kesin o ejderhaya bakıyor falan diyorlar böyle. Ya sen nereden biliyorsun abi? Belki şey yani var orada başka bir şey var. Ayı var orada. Ayı çıktı ormandan ona bakıyor belki sen. Nereden biliyorsun ejderhaya baktığını? Yok yok böyle açı o açı yukarıya doğru bakıyor. Tabii hesaplamış onu değil mi? çizgisini <laughs> çekmiş oradan. <laughs> Aynen. Buradan süper nerd dizi yapıyorlar. Dizi çok boktan. Sarah Hess Allah belanı versin filan diye. Abi ve Sarah Hes kavgası bütün sene yani benim yayınlarda da çok kafa ütüldü gerçekten. Yani hiç bitmiyor Sarah Hes konusu. Zaten cümleye Sarah Hes diye başlayan adamı hemen bloklayabilirsin yani. Çünkü <laughs> neden Ryan Condal değil abi? Dizi evet. yapan adam orada. <laughs> Git Ryan vur. Evet ya yani Ryan <laughs> kendi açıkladı ya bunu. Geçen sene bir daha hatta diziden önce yine konuşmuş. Ya tam Sarayas'a kızıyorsunuz da benim filtremden geçme yani birlikte yazmadığımız hiçbir şey yok ki. Yüzde %90'ını birlikte yapıyoruz zaten. Benim ben de bakıyorum bunların hepsine diye. Neden <laughs> abi yani tamam kötü bir yazar olabilir bilmem ne olabilir de o zaman Ryan suçu bu hepsi abi. Evet. <laughs> Neden şey olsun ki Sarayas'ın suçu olsun ki yani. Hani iyi i̇yi yazardır falan da demiyorum hani. <laughs> İlla ki saçma sapan. Ya Seray Nexis evet. şey yapacaklar. Seray'sa bence asıl şey e Damon konusundan harlandı. Şimdi herkes o e Renis'in meşhur ejderha sahnesini e genelde merkeze koyuyor ama hatırlarsan onu da konuşmuştuk işte. Damon'u çok kötü gösterdi be abi. Damon aslında kızlarını çocuklarını seven birisiydi falan. Bir bölüm abi. sonra Renira'nın boğazını sıktı oğlum adam. <laughs> Karısını taşla öldürdü <laughs> taşla taş, taş. Ryan'ın neden boğazını sıktırdılar canım öyle olmaz Damon aslında evin adamıydı. Sanki şey oldu. Herhalde dizi şeye evrilecek zannettiler. Damon'ın single dad olarak oynadığı bir sitcom'a evrilecek falan zannettiler. <laughs> Damon ve iki kızı böyle New York'a taşınıyorlar. İşte Love <laughs> bundan sonra işte böyle bir türlü yolunda gitmedi aşk hayatı. <laughs> Üvey annem dizi falan böyle. Üvey annem. <laughs> Frans gibi ejderhalar ya da o da olabilir yani. Öyle arkadaş ediniyor <laughs> Yok, Bir ejderha. <gülüyor> ben... <gülüyor> Buna falan evrilecek zannettiler. Hani Damon'ın zaten George Martin dedim ya burada çok fazla altyapı yok. Hani Damon için birazcık altyapı var. Şeyde yazılı kaynakta. O, alt, o da fazla bir şey değil ama hani tamamen Matt Smith'in karizması yüzünden karakterin başka bir şey olduğunu sandı insanlar. Hani çok karizma adam doğru. ya bu adam karısını taşla öldürecek adam mı bu filan diye çay yapmaya başladılar. <laughs> hani daha biraz dandik bir aktör olsaydı belki Damon'ın ıı, iyi bir adam olmadığını kabullenebilirlerdi. <laughs> doğru Ama, doğru. de, yani şu adam çok karizmatik olunca şey oldular. Ya bu adam iyi çıksın artık. <laughs> Bunu da kötü yapmayın ya falan diye. <laughs> Oğlum zaten Ya. Yani. Ben o zaman da söylemiştim. House of Dragon, Game of Thrones bütün dizilerinde hani kitapların dışında %100 pure iyi ya da pure kötü zaten. Yani pure kötü gördük hadi de pure iyi kimi gördük ki? Yani yok denecek kadar az. Ya da bence çoğu da iyi değildi zaten o karakter. Old man. <laughs> Old man. <laughs> Aynen o kadar değil mi? <laughs> ya, ya işte. Yeni dizinin şeyi bayağı iyi adamım Ned Stark var. Ned Stark konusunda benim fikirlerim biliyorsun. O da biraz yalancı ama neyse sorun değil yani. Ne yalanını <laughs> duydum lan? <ben. gülüyor> Geçmişi çarpıtarak anlatıyor çocuklarına. Şimdi ben... <laughs> Neyse bu konuda ben geçen o çok küfür yedim. Bir daha girmeyeceğim oraya. <laughs> Ned Stark'a laf söylersen yersin tabii. Harvin Strong'u ben sayabilirim. Harvin evet. Strong güzel bir kardeşimizdi. Kendi halinde. Çocuk... Evet. Çocuklarını bile sevemeden gitti kral. <laughs> yani um... ...işlenmiş bir karakter olmadığı için... ...yani iyiydi, kötüydü bile... ...diyemeyeceğim de şey bir de... ...ben mesela Damon konusunda... ...bu tekrar izlerken birinci sezonu... ...bir şey daha fark ettim... Hı hı. Um, ...Damon... Um, ...sadece kafasında tahta çıkmak... ...şimdi bu sene, bu yeni sezonda... Um, ...Ryan Condal şey dedi işte... ...Damon ve Renner'ın ilişkisinde... ...sorunlar olacak dedi... Um, ...yani zaten böyle çok normal bir ilişki izlemeyi hı hı. düşünüyorsanız hani yanılır şey o ayar kırıklığına uğrayacaksınız gibisinden bir şey söyledi. Sonra tekrar ilk sözünü izlerken de hani Damon'ın mesela Rhaenyra'ya şey diyordu ya biz Targaryen'iz biz istediğimizi sikeriz gönlüne göre yaşar istediğin evet, gibi evet. vur geçirir istediğiniz istediğinden çocuk yap Sonra düşününce ben şey diye düşündüm. Herhalde yani Damon tahta çıkmak için oynadığı için Rhaenyra eğer varisi olacaksa yani bari çocukları hani gayrimeşru olursa benim hala tahta şansım olur diye düşünüyordu herhalde herif. Tabii. Rhaenyra'yı onun gazına getirirken sen git gayrimeşru çocuk yap yap falan diye. Çünkü adamın kafada büyük ihtimal şu vardı. Rhaenyra gayrimeşru çocuk yaparsa bunu da kabul etmezse diğer Belki gene bana taht yolu gözükür diye düşünüyordu büyük ihtimal. Herif orada bile yani kendi amaçlarının şeyini altını yapıyordu yani. Sonra evlenmesi de zaten Renira'ya çok aşık olduğundan değil mi? Ya tabii canım. O ilk sahnede bile hemen böyle bir Renira daha hevesli gibiyken o böyle birazdan falan filan böyle bir ağız yüzeyiyordu yani. <laughs> Yani boğazını sıktığı sahnede de şeydi işte sana Aygon'un şeyini söylemedi mi diye. Yani, Aygun'un e, kehanetini sana söylemedim mi bizler isteyince kızıyordu falan. Sınırlanmıştı. <laughs> yok bu kehanettin lan falan. <laughs> çıkarım ya, senin ya. Fragmanda da zaten özellikle koymuşlardır o sahneyi. Ben de hemen fragmandan çıkarım yapayım işte. Beni kabul ediyor musun e, işte kraliçen olarak falan gibi böyle bir sahne var. Damon da hiç umurunda değil masaya bakıyor falan. Belli ki o didişme olacak yani onu göreceğiz. Tabii. Birinci sezonun son bölümünde bu orada da iplemiyordu. Savaş planı yani. falan yapılırken e, orada hemen görüş ayrılıkları ortaya çıkıyordu yani. Damon hemen savaşa hazırdı. E, Rhaenyra hala acaba barış yaparız mı falan diye düşünüyordu. Damon böyle işte ayinleri keseceğiz falan derken yani bilmiyorum hani insanlar ne bekliyorlar Damon'dan hani Serehes oturup Damon'u kötü mü yapıyor diye bir şeyleri var herhalde bilmiyorum ama <laughs> Damon öyle birisi değil yani. Damon iyi biri değil evet. Ya, ya güzel aslında hani bir yandan hani Damon'ın şeyi de hissettik ya işte e, Viserys e, çok kötü halindeyken o yanına gidip ya yani bence Damon'ın içerisinde bir yerlerde şey var o bir böyle e, ama tamamen milliyetçi damarından hani Targaryen sevdasından gelen bir vicdanı var. Ama o genelde kanla ilgili yani. Ama diğer taraftan da işte yıllarca Devamlı Second Son konusundan dolayı zaten dışarıda kalması da hiç unutmadığı bir şey. Unutacak halde yok yani bir anda. Niye unutsun bir de yani? Damon'ın anlatıldığı kitabın adı The Rock, The Rock Prince. Yani Rogue Türkçesine ne bilmiyorum bunun da. Türkçe <laughs> nasıl çevrilir? Evet lan ben de hiç şimdi... Çevir şey... hadi bakalım Rogue'u. <laughs> yani... yani... sakat sakat adam. <laughs> Ne denir? Şeyi. Yoldan çıkmış prens falan gibi mi? Ne bileyim, bilemem. Aynen, aynen. Evet. Hani rogue yani. <laughs> aynen yoldan çıkmış güzel bence. Olabilir. Biraz Hani çok... adamın George Martin'in yoldan çıkmış diye yazdığı bir adamın aile babası olmasını <laughs> bekliyoruz. <laughs> Bizi de bilmiyorum. Yanlış yere kapıştırdınız. Yanlış oldu evet ya. Yoldan çıkmış bir herif bu. Kızları vejeteryan yaptı vallahi. Ben <laughs> Öyle bir şey demiyor. yani <laughs> böyle. Tam yoldan çıkmış derken hani katil. Evet artık şeyini kaybetmiş yani. E, Hayatlı bağını da kaybetmiş. Bu arada e, diziyle ilgili yani yine özete geçmeden önce son diyeceğim. E, ödül sezonunda hiçbir şey vermediler neredeyse. Galiba bir kostüm ödülü falan aldı. E, biraz buna ben sinirlendim. Yani en azından Considine'ın, Paddy Considine'ın e, hatta Emma D'Arcy'nin bile yani adaylıkları oldu ama Paddy Considine'ın bir, bir erkek oyuncu falan kapabilmesi lazım ama tabii işte Succession olunca bunların erada maalesef e, şeye yer kalmadı yani e, hazır Bir ara de. son sezonunda filan HBO basar parayı alır ödülleri kapatır ciğer dükkanı. E, muhtemelen ileride alacaklar ama Pedin'in şansı gitti tabi orada yazık oldu adama. O e zaman dersi Matt, Matt Smith alır belki. Ha Matt Smith de olabilir evet. O, o da aday oldu galiba da yardımcı. O bu arada Egon'u acayip yapıyorlar ya bu sezon. Evet ya o çocuk... Karn mi ne adı? Aynen o çocuğu çok onu ben de duydum. Hem onu çok övüyorlar. Şimdi Jace falan da büyümüş. O da bayağı millet çok beğenmiş falan. bütün büyüklükleri ve o... oynayan elemanın şeyi bayağı artacak belli ki. Egan'ın karakteri de uygun bir şey. Hani Jace'in karakteri biraz da daha... One Dimension'un olduğu için ne evet. kadar oyunculuk gösterebilmiyorum ama Egan'ın oynayacağı karakter Hani bir Joffrey, Jack Gleason vakası çıkabilir tekrar ortaya. Eleman, evet ya Joffrey, jo Joffrey hayatımızda. Neyse bir Joffrey'miz daha var artık bakacağız o ne yapacak. Jack Gleason da onu oynadıktan sonra adam oyunculuğu bıraktı. <gülüyor> <gülüyor> Asla şey, düdüğünü çıktı falan. Da. Tamam artık ben zirvede bırakırım. Bunun üstüne çıkılmaz. Bu, bu, bu daha kötü hissedemezdim. Joffrey'in zaman... şeyi böyle formayı rafterlara çektiler. <gülüyor> 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 <laughs> gemide gezdiriyorlar alı, değil mi? <laughs> ee, geçiyorum o zaman sezon özetine. Zaten hani böyle bölümlerden ne oldu ne bitti. Şimdi biraz girişten bahsedeceğim. Hatırlamayanlar vardır tabii. İki sene oldu neredeyse ee, dizinin ilk sezonunu izlediğimizden beri. Ee, arada da bir şey çıkmadı. Ee, hatırlayan, hatırlamayanlar için 200 sene kadar öncesinden başlıyordu hikaye. Ceheris'in artık e, kral, kraliyeti devretme için kendisine varis aradığı bir sahneyle başlıyordu. İşte 60 sene barış altında yönetildik falan. 14 e, success, successor adayı var. E, bunlardan ikisi ciddi öne çıkıyor. E, İmamoğlu ile Mansur Yavaş. Orada onların <laughs> arasındaki... Hakikaten yaptırın oğlum. <laughs> Tek başına ben göreceğim ben adayım falan diyenler izin vermeyin. Sonra başınızı yemeyin. <laughs> Düşünsene Ceyris <J>. <laughs> anket yaptırıyor ve toplamış yanında böyle şeyle goal clockla falan. Şş, kime vereceğim lan oyunu falan diye. Şey. <laughs> Masterler anketi de yanlış yapıyorlar. Her şeyi rigliyor herifler. <laughs> Kurtlara yaptırıyorlar anket. <laughs> Melos geliyor yanlış yapıyor. <laughs> ben toplama çıkar bilmiyorum ama yaptım bunu hadi bakalım. Oğlum o daha da komik şey kitapta o Council'da yapılan oylamanın sonucunu Meister'lar hiçbir zaman açıklamadı diye bir cümle var yani. Hadi ya. George Martin resmen bırakmış oraya. Alın ha. size. Buradan teori yazarsınız diye. Güzel yerden bırakmış kral yine. Aynen. Neyse iki adayımız Renis. E... Dört. <laughs> <laughs> Dur. Dur bekle. Olmaz. E, altılı masanın adaylarından 1 2 Renis e, The Queen Who Never Was zaten bütün sezon boyunca eşi olan Corliss Corliss'i de hatırlarsınız zaten. eee Seçime 3 aylıklı masa masadan kalkıyor. Masadan kalkıp gemiden düşmüştü kendisi. E, <gülüyor> <gülüyor> Tide Markında Mark'ın da şeyi e, lideri. eee Corliss'in e, karısı Renis e, ve diğer şey Eamon Targaryen de bu arada Bar Jocelyn Baratheon'un kızı. Baratheon hikayesi de herhalde bu sezon oradan derinleşecek biraz. Ki son bölümde Lucerys hiç iplememişti Baratheon'lar. Ama böyle bir bağ var. Onu da hatırlatayım yine seyircilere. Diğer aday da Viserys'ti zaten. Ee, o da en e, yaşlı erkek adaylardan biriydi. Ee, kendi bu kan bağı içerisinde. Galiba ikisi kuzen oluyorlardı orada da. Ve en sonunda Viserys de diğer house'ların oyuyla e, kral oluyordu. Zaten e, dizinin girişinde de Ceheris o günden sonra hayat abi bok yedik biz bundan sonra iflah olmayız deyip e, diziye geçiyorlardı. Bu tam da zaten şeyin e, de 172 yıl öncesi Mad King'in e, ölümü ve Daenerys'in doğumu sürecinin tam 172 yıl öncesinden başladık. Hani şeyi merak eden de varsa hani ben buradan Game of Thrones'a da devam ederim. Edebilirsiniz evet, ama evet, orada Joffrey spoilerlar film. var. Evet. evet. <laughs> yani bu dizinin devamını merak ediyorsanız bence biraz daha bekleyin. Sonra bakarsınız. 3. <laughs> sezon 4. bölümde Joffrey söylüyor House of the Dragon'ın sonunda ne olacağını. Evet bu arada. Ya. O, oraya kadar izleyin. <laughs> <onasını> izlemeyin. <laughs> zaten aşağı yukarı. Yani Oberyn'i de izlemiş olursunuz. Oradan sonra bırakın. Oberin öldükten sonra bırakın izlemeyi. <laughs> bu arada genel olarak zaten... Şey, Heh, söyle abi. Ya bu seçim konusunda geçen sene de söylemiştik. Aslında um, bu seksist bir seçim olarak gözüküyor. Ha, öyle de hani seksizim tabii ki var içerisinde de. Um, ama aslı bunun tabii ki daha siyasal bir şey. Hani um, genel olarak bütün eh, hikayelerinde hani ta House of the Game of Thrones'a kadar git. 200 yıllık hikayede hep bir bu güneyli lordların Targaryen'lardan kurtulma şeyi var. Altyapısı var. Bu Meister'ların da hani komple teorisi vardır ya Maester'lar da evet. Targaryen'leri, Varys'leri alır yok etmeye çalışıyor diye. Ona inan mı bilmiyorum ama ne olan asıl olan şey var. Hani bundan 80 sene önce bu Viserys'ten ya da 100 sene önce bu adamların hepsi kralmış burada. Yedi krallıkta 7 tane kral varmış. Her kendi krallıklarını yönetiyorlarmış. Sonra Aegon gelip benim ejderham var. Bundan sonra hepiniz bana patron <laughs> diyeceksiniz. Bunlar böyle CEO'dan bölge müdürüne indirmiş. <laughs> bundan sonra CEO benim bile. İşte o yüzden hani ejderhaların yani bu toprağı olan zengin olan bilmem nesi olan Lannister'ı da işte Sherry'i bütün bu lordları Starkey'de bir anda gelmiş herif tepelenebilmiş. Ondan sonra bu lordların da ya Targaryenlerden kurtulalım diye düşünmesi çok da böyle komple teorisi bir şey değil aslında. Hani Tabii. Güneyli lordlar zaten hikaye ya bakarsan şu anki hani şeydeki hikayeye hani ana kitaptaki hikayedeki Robert Baratheon'u Viserys'i koy. Kralın öldüğün, öldükten sonra işte iş savaş çıkıyor. bu Robert öldükten sonra iş savaş çıkıyor. Viserys öldükten sonra iş savaş çıkıyor. İşte um, Robert'ın da Viserys'in de yanında zengin ailenin adamı Hand olarak var. Zengin ailenin adamı kendi kızını krala yamıyor. Hani Cersei, Alicent, Otto, Tywin. Ondan sonra işte deli fişek Kingsguard var. Jaime, Criston. <laughs> Hepsi hani... aynı. Adam aynı hikaye bize bir daha soruyor. <laughs> <laughs> İsimleri değiştirip böyle. <gülüyor> <gülüyor> o, Tywin değil, Otto, Otto. <laughs> um, diyeceğim şey hani aslında altyapı gene aynı altyapı. İşte orada da Viserys'i seçiyorlar çünkü Viserys zayıf. Daha hmm. da komik Viserys'in ejderhası yok. Belerion hmm. ölüyor. Ve Viserys ejderha bir daha almıyor. Tamam ejderhalar tehlikeli. Çok yakıyor zaten. Ben EV alacağım falan diyor bize. Elektrikli arabaya geçiyor. yani onu almıyor. işte daha şey um, bir de Otto Nunda um, orada kalacak olması hani eğer um, işte Reynes'i seçerse büyük ihtimal Reynes şeyle evli Corliss'le evli. Corliss de gel Otto sen benim Hand of the King ol demeyecek ona. Demeyecek. Bir de çok güçlü zaten. Siyasi altyapı var yani. Bu güneyli lordların thai, işte Baratheon, Lannister, Hightower um, gibi lordların um, yaptığı bir hesap bu. Tabii ki Meister'lar da um, bu hesapların içerisinde. O yüzden de o kitaptaki Meister'lar oyları sonucunu kimseye göstermediler ama 20 katı fark atmış. vallahi çok fena yazmış falan diye. Kitaplar esen <laughs> bu yazıyor yani. Um, onu da oraya boşuna koymamış George. Um, dediğim gibi yani bütün bu olayları o altyapıdan izlemek ya da değerlendirmek güzel oluyor aslında çünkü hep bir güneyli lordlar bir Targaryen'ları zayıflatalım iki işte onların aileye girelim hani Tywin'in Cersei'yi önce Rhaegar'a vermeye çalışması evet. gibi i̇şte bizim kızı Xenal sonra Rhaegar yok istemem ben Stark istiyorum <gülüyor> <Demesi> <gülüyor> ya da. burada da Otto hani biz girelim aile işte. Yani daha sonrasında da benzer şeyler var. Targaryen'ların kan bağlarını bozabilirsek <laughs> yani bir bir noktada bunlar ejderhaları kanını hani o kanlarındaki ejderha şeyini yok ederi süren diye düşünüyorlar ki doğru da çıkıyor yani. Evet, <laughs> Aynı şekilde iç savaş da öyle. Zaten burada gene göreceğiz. Hani Larys gibi karakterler var. Hani kime hizmet ettiği çok belli olmayan bir orada şeyi hatırlatayım ben istersen araya gireyim bir karakter ben de, ben de. He, bir karakterleri hatırlatayım çünkü millet e, evet. şey olmuştur çünkü Laris kimdi lan falan olabilirler <laughs> şöyle e, <kont> <laughs> arkadaşı da hatırlamıyorsanız <laughs> niye hatırlıyorsunuz zaten oradan hatırlarlar muhtemelen <laughs> neden hatırlayacaksın kaç tane aya aya, aya 31 çeken adam gördünüz televizyonda yani hatırlayın evet ya. bunu artık işte bir de arka planda tabi Tarantino'dan hep bahsedilir ee, Onda bile yoktu yani. böyle lan. Ben hiç Tarantino <laughs> filmini hatırlamıyorum. Yok yok kendisi için zaten. Yoksa filmlerinde yok. Ha, <laughs> ee, konsey tarafı şöyleydi. Ee, Damon, e, Steve, Steve Watch Commander'dı konseyde. Ama zaten konseyde otursun diye oturtulan bir pozisyonda aslında. Yani Steve Watch Commander'ların orada aslında genelde çok yeri olmuyor bildiğim kadarıyla. Ee, onun dışında Lord Corliss işte, Sea Snake. Ee, yine e, Renis'in de kocası olarak bileceğiniz. Lord of the Ships'ti. Otto Hightower, Alicent'ın babası. Alicent'la Renira'yı zaten artık onu hatırlatmama gerek yok diye düşünüyorum. Şu an videonun arka planında da görüyorsunuz kendilerini. Viserys'in ve Otto'nun kızları. Otto Hightower Hand olarak önce bir takılıyor sonra kovuluyor. Sonra ikinci Fatih Terim dönem olarak geri geliyordu kendisi. Ondan sonra Melos vardı işte Grandmaster. Her şeye parastamol yazan kardeşimiz ya da kurt veriyordu millete. Lionel hmm. Strong Master of Laws'tu o dönemde. O Sonra Otto gittikten sonra Hand oluyordu. Daha sonra Renira'nın da çocuklarını yapacağı şeyle evliyken, Corliss'in oğluyla evliyken onunla çocuk yapamadıkları için, daha yap, yani doğrusu deneyip de yapamadıkları için ki zaten kardeşimiz gaydi. Daha sonra Lionel Strong'un oğlu Harvin Strong City Commander olup onunla çocuk yapıyordu. Ee, onun dışında da Damon Beesbury vardı. Kendisi e, şeylerde, kapışmalarda neydi o şeyler? E, turnuvalarda bahis falan oynatan e, Master of Coin'di kendisi. Tam bir böyle çakal Master Delikanlı adamdı ya. Evet, yani delikanlı adamdı. Biraz e, yamuk otururdu masaya ama tatlı bir adamdı. Onu da onu düzeltti onu <laughs> Crispin. Yamuk oturma lan. <laughs> <laughs> <Ha>, öldü. <laughs> Crispin Christian Cole. <laughs> evet Cole'dan bahsetmişken onu da hatırlatayım. Crispin Cole da Damon'ın namı <laughs> diğer e, Crispin'i. Onu da Renira e, şey öldükten sonra kralın e, ana ekibindeki e, lider öldükten sonra neydi onların adı, adını unuttum ya yani, şeylerin. Westerling. Ha Westerling. Westling Westerling öldükten sonra oraya yeni birisini almaları gerekiyordu. Onu da Renira seçmişti. İşte Kolun savaş deneyimi var. E, sahada görev almış bir kardeşimiz o gelsin diye. Sonra kolda da başına bela oldu. Ha, senin dediğin şey ya Redwine'da ilk giden pardon Westerling. Ha Redwine'da okey onu karıştırdım ismi unuttum. Hmm. Westerling sonradan gidiyordu doğru. Redwine öldükten sonra oraya Cole'u aldılar. E ve Kol da başına bela oldu Renira'nın. E zaten he işte yakışıklı diye adam alırsam öyle <laughs> 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 Liyakat yok kardeşim. Liyakata dikkat etmediler yani. <laughs> Gerçi liyakat öyle, da var. Ama... Hani kol sağlamdı bir yandan da şeyden de çakallığı belli oluyordu. O turnuvada Damon'ı sırtından vurması da aslında da çok sağlam popuç olmadığını göstermişti bize yani. <laughs> aslında şeydi orada Otto diyorduk işte bu bilmem ne ailelerinin burada temsilcileri var onları seç hmm. bu siyasi olarak iyi bir şey. Halbuki Kingsgarten yeminli yani bunların siyasete girmemeye şey yeminli yani niye siyasi aday seçiyoruz abi burada siyaset niye karıştırıyoruz Kingsgarten'ı hmm. um, diyebilirdi yani de o kafayla seçebilirdi Renira bu adam hani um, iyi dövüşmüş işte bir ne savaşında şeyle savaşmış Dondarrion'ların ordusunda savaşmış falan diye alıyordu ama o tabi ayak o o hot guy bir hmm. de bu adam şey alıyor Renira bu adam 30 sene atlayacağız bu herif hiç yaşlanmayacak ya böyle öyle bir cem herifte diye genetik var diye. <laughs> evet doğru adam. Bütün zaten. herkes döküldü böyle bizleriz kolum oldu. <laughs> Şeyde sakal bile birazcık çıkmadı yani. <laughs> Crispin hala. <laughs> Crispin Jen'in yiyor arkada böyle. <laughs> Aynen yani blood magic yapıyor. Melisandre'ymiş meğersem o <laughs> şey yapıyor. <laughs> um, bu Bulan arada... kendi gençliğini tutuyor o şeyde. Şeyde orada seçmediği ailelerde Craycall ve lardı. Hani onlar özellikle dediğin gibi Otto. onlar important bak hani alsak yolu falan. Evet. Ya tabii orada Otto'nun da muhtemelen ajandası vardı ama e, tabi Renira onu hiç sallamamıştı yani orada. E valla Otto, Otto bile daha iyisini seçemezdi. Aynı. Otto kendi emelleri için <laughs> tam bir öpücü buldular. <laughs> 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 Şeyleri de hatırlatmaya devam edeyim. Ee, tabii aynı dönemde bu arada e, Damon evli, e, Lady ile evli, e, Vale'dan. E, ona da Bronze Beach deniyordu. Kendisi gidip attan düşürüp felç bırakıp kafasını ezdi. Unutanlar varsa Damon. <laughs> Allah yaptı. Allah ya, Damon da böyle şeyler yapmazdı. Ki aynı sırada da Miserere'de takılıyordu. E, yine şehrin içinde, namı e, namı diğer White Worm. White Worm'da daha sonra hem, o yani sadece otluyor değil tabii yani aslında ona parasını veren herkese istihbarat ağı kuran e, bir kardeşimize dönüştü. Ee, onun dışında Sir Harold... Evin'i yaktılar. Aha. Sonra onun evini yaktılardı ama ölmemiş herhalde. O orada İkinci değildi ciddi ama ciddi. öyle hatırlıyorum zaten. Orada şey vardı. Öyle bir şeyde bıraktılar galiba. Bunu böyle bırakalım da öldürürüz belki falan diye. Çok para isterse aktör. <laughs> Öldüleriz falan diye bıraktılar öyle. Aslında öyle bir şey oldu galiba. Şöyle oldu. Evet. E, bu Sapochnik konusunu konuştuk ya. Sapochnik'in eşi e, Alexis Rabin aslında Alicent'in e, yanındaki asistanı, özel asistanı e, hanımefendi oynuyordu. İstihbaratçısı aslında White Worm'un. Ben bunu sonradan öğrendim. O galiba orada ölüyor zaten git gel yaparken. Ya orada yanıyor ya bir yerde orada ölüyor ve kur... Öyle de çıkarmış olabilirler yani. Zaten kovacaktık seni. Aynen, çıkardılar diyorsun. Okey asistanı ha. çıkardılar. Ha, aynen. Tanya mıydı neydi? Tanya Tanya aynen. Tanya'ydı adı. Ha, okay. Ben bilmiyordum mesela onu Sapoş oynadığını. Onu da yeni öğrendim aslında. Sonra da öğrendim. Ben biliyorum çünkü karakter guide var ya. Bütün karakter guide'de bütün ana karakterler var. Hani Renier'a bir bilmem evet. ne. Bir de Tanya var. Oğlum Tanya ne alakalı? <gülüyor> <gülüyor> meğersem yönetmenin karısıymış ondan onu oraya <laughs> koymuşlar. evet ya yine liyakat olmadı ee, <laughs> ekleyeceğim diğer karakterler Sir Harold vardı tabii Kingsguard'ın lideri sonra o da e, siz kralı ya da kraliçeyi seçin ben öyle geleceğim falan deyip kloğunu yırtıp ya. yani yine karizmatik abimizdi ama evet hiç böyle bir ağırlık koyamadı yani e, öncekiler gibi olmadı aynı Barristan gibi işte evet Önünde kan götürdü. Önünde Kingsguard'ın bir üyesi aldı şeyi. Small Cancel'ın Master of Coin'i öldürdü. Herif böyle. <laughs> Bakıyor <laughs> Tamam ya ben gidiyorum o zaman. Falan. Siz ne biçim ne iş bu ya böyle. Ne biçim usturu böyle oynamıyorsunuz. Evet, Tutuklayayım yani. seni falan. Yok olmadı. Zaten Crisp'in <laughs> düğünde adam öldür konsilde adam öldür Crispin şey <laughs> patlamış şey gibi herif kamyon gibi herkese vuruyor geçiyor. Evet Kimse de sen ya. ne yapıyorsun demiyor herif. Yani özellikle Crispin'in düğünde Leonor'un sevgilisini öldürüp orada kafasını patlı parçalayıp sonra <laughs> hiçbir şey olmamış gibi Alicent'in artık benimlesin falan deyip devam ettirmeleri inanılmazdı gerçekten. Yani. <laughs> Bu arada ah, spoiler vermeyeyim neyse şey Fabian Frankel bir yumurta bıraktı. Aa, evet gibi. evet onu ben kapattım son anda. E, Matt Smith çünkü yanında böyle Matt Smith'i gördüm. Böyle falan yapıyor. <laughs> Ağzına vurdu böyle <laughs> lan manyak mısın? Söyleme lan sonunu falan diye. <laughs> Bu arada evet uyaralım seyircileri de. Röportajları izlerken e, şeyin, Fabian'i izlemeyin. Fabian'i e, koğlu oynayan e, elemanın Videolarını izlemeyin. <laughs> Ona girmeyin. O çok fena yumurtladı bir yerde. Ben son anda kaçtım yani. Onun dışında e, Lord Corlys'ten bahsettik zaten. E, Rhaenys de onun eşi. ve onların çocukları var. E, Leyna ve Lenor e, Onlar da dizinin aslında ilerleyen kısmında önemli karakterler oldular. Hatta Leyna'yı önce Viserys'e sundular. Bak gel bizim kızla evlen. Eskisi gibi oldu. Süper. <laughs> Evet, böyle bakıyor falan. Biraz böyle yapıyor <laughs> falan diye. Yazık kızla. <kızına. Çok> <laughs> kızlar ne diyeceğini bilemiyor böyle falan. Hiç biraz gergin bir sahneydi. <laughs> Ve meşhur kooli'sin kardeşi Raymond, onda Damon yine hatırlayacağınız üzere dizinin artık sonlarına doğru kafasını tam ortadan ikiye bölmek suretiyle dilini de böyle açıkta bırakacak şekilde kafasına almıştı kendisini. Şimdi Dark Sister olunca öyle elinde öyle şeyler yapabiliyorsun. E tabii canım. Da, e, direkt direkt temiz zaten çok clean cut eder falan diye devamlı vurguluyorlar ya böyle şey yapmaz diye. Aynen. Adam turnuvaya da Dark Sister'la çıkmıştı gerçi. E, yani bu arada. Ha bu arada o turnuvada Damon'ın öldürdüğü bir Gwyn Hightower diye öldürdü değil öl ölmedi tabii. Herif geri gelmedi de hani evet. yaraladığı bir Gwyn Hightower vardı. O adam ikinci sezonda bayağı bir karakter oldu şimdi. ay şeyin kardeşi Alison'ın. Ha değil mi? O da Bu sahnesinde geldi. bir haytavur dövüyordu Damon. Doğru. Doğru bak O, hata, hata, o hata. adam dublördü gerçi. Şimdi onu cast ettiler ikinci sezonda. Biraz daha önemli bir karakter haline gelecek. Sanırım onda... King's falan da geliyor. Güven'i iyi hatırlattın. Onu da tam dövmüyordu. Damon da orada çakallık yapıyordu. Atına aslında şey, çerme takıyordu bayağı. Mızrağıyla şeyde. Direkt ona vurmuyordu. Evet. Atın bacaklarına vurup yere düşürüyordu. <laughs> değil mi? Niye adam değil mi? Niye böyle şeyler yapıyor bilmiyorum. <laughs> İngiliz futbolcusu abi. Direkt ayağa giriyor. Hiç düşünmüyorum. <laughs> Ayakları yerden kesildi. <laughs> ee, tabii bir yandan şunu da hatırlatalım. Yine ilk bölümün en kritik konularından biri. E, Vizaris'in e, eşi Emma e, doğum yapacakken e, eşini değil de doğacak. inandığı bu arada. Erkek olup olmayacağı belli olan. O, olmayan. Ee, çocuğu doğurmak için karısından vazgeçecek kadar o da e, bir an için kendini kaybedip sonra da e, yıllarca ha, ben Emma'mı kaybettim falan diye ağlayarak gezmişti. Güzelisi ne kadar peaceful olsa da bu salaklığı yapmıştı. Bunu da hatırlatmamız lazım yani. <laughs> Kestiler. Keselim mi hatunu? Kesin her bakalım. Bak orada Damon'ın hakkını Kestir. verebilirim. Damon kestirtmemişti ee, ama zaten öleceğini de anlamıştı e, Layna'nın. Kaçtı abi. Evet. veygara <laughs> öfle bana böyle gelsin diye. Hadi git lan. <laughs> Deli misin? Evet Üfle, yani. Öfle. Neyse oraya geleceğiz. O Vegard Sense çok e, üzücüdü gerçekten. E, şimdi şeyin çocukları da hatırlattık. E, başka ilk bölümlerde bahsedeceğimiz bir şey var mı? Tabii Corliss High Tower. Bu arada bir diğer, diğer yandan da High Tower e, Defender of the Citadel tarafında Hobart High Tower var. Onu da sonradan gördük. O da Otto'nun kardeşiydi değil mi? Yanlış hatırlamıyorsam. O da orada şeyin o, başında. Şeyin başında. Hayta başı. başında. Bu arada <laughs> aynı anda Boremund Baratheon var. Boremund Baratheon da Baratheon'ların başında. Diğer tarafta da Recon Stark var. Onları da zaten sadece yemin ederken falan görüyoruz. Ama bunları ikinci sezon göreceğiz galiba hepsini. Boremund yok. Boros var. Recon da yok. Recon'un yerine Kragan var. hani Boros zaten şeyi reddeden eleman. Bora oğlum. Um, Boromut öldü. Değil mi? Evet e, doğru. Sonda ölüyordu. Lucerys'in gittiğinde siklemiyordun. Evet doğru diyorsun. Boros e, aynen. O sallamıyordu. Rick Stark'ların da başında Kragan diye genç bir lord var. Rickon'a ne oluyordu? E, da ölüyordu. Um, Rickon'a ne oluyordu? Rickon da ölüyor da tam na nasıl öldüğünü hatırlamıyorum. E, okay. Ha, okay. Hatta Rickon'dan sonra e, Rickon'un kardeşi Lord olmaya çalışıyor. Krag'ın onu kesiyor. Kendi lord oluyor. Pardon. Rico'nun kardeşi. Rico'nun öldükten sonra şey olarak geliyor. Castellan oluyor yani. Geçici olarak. Krag'ın um, 18 yaşına gelene kadar lord oluyor. Interim lord. Krag'ın yaşa... Aynen. Interim manager'dan Sonra bırakmıyor pozisyonu. <gülüyor> <gülüyor> Beni permanent yapın lan filan diyor yapmıyorlar. HR'a yollayıp çıkışını veriyor. <laughs> Direkt kılıcıyla beraber çıkışı. Terminated. Contract terminated oluyor. <laughs> Aynen. Um, orada Kragan var. Um, ona da böyle hot guy koymuşlar. Gene millet dökülecek Allah. Stark, Stark hot guy diye. Aa, evet bu arada. Onu da fragmanlarda gösteriyorlardı. Doğru diyorsun. <laughs> Gerçi bu sezonu pek görmeyeceğiz herhalde çok. Sadece bir tanıtacaklar. Ha. Sonra üçüncü sezonda Stark marşı çalarlar güzel <laughs> Tabii bu arada ilk bölümün daha kritik konusu e kehanet tarafı e e Egon'un e rüyası ve kehanet tarafı işte ilk kez Viserys e Renira'yı açıklıyor işte insanlığın sonunu geliyor kuzeyden bir kışla geliyor falan filan onları anlatıyor ve insanlığın kurtulması için de kesinlikle işte bir Targaryen'ın tahtta olması lazım Iron Throne'da olması lazım diyor. Renirayı burada e, ikna çabasına giriyor. Ve sonra da Ice and Fire adının nereden geldiğini ilk kez öğreniyoruz burada. Değil mi İlk kez öğreniyorduk onu da yanlış söylemeyeyim. Daha önce bilinmiyordu galiba. ne Ice and Fire adı ad 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 geçiyor mu Ice and Fire? Tabii tabii söylüyor burada ya. 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 Egon Yok ya Ice and Fire demiyor ya. Diyor diyor. Ice Bur and Fire icat ettiği bir şey. Yo şey diyor ya Viserys ve Egon diyor bu rüyaya The Song of Ice and Fire dedi diyor. Ha, öyle mi? Tabii A, tabi hatırlamıyorum bak. Okay. Yani, bu sır devam tamam, i̇şte, prom... etmiş. İşte yani, Promise ne izledi. falan diye işte şey yapıyordu e... Vizers. Ben de hatırlamıyordum bu arada özellikle de tekrar izlerken yazmışım yani Egon Bruya ya da Song of an... Song of Ice and Fire demiş diye e... ilk kez burada Hı, ben duyuyoruz adı yani şey nasıl geldiğini Egon'dan geldiğini. Ha belki ileride değişir bilmiyorum. Hani bu sonuçta Viserys'in söylediği bir şey. Bizler ise geçerken yolda bir hata aldıysa orayı bile bilemiyorum. Ya bu artık şey işte George Martin'in Red ilk yazdığında Rhaegar'ın um, icat ettiği bir şeydi işte his song is the ice and fire diyordu işte kendi çocuğunun oğlunun um, şarkısı işte Buz ve Ateş'in şarkısı olacak falan diyordu sonra şimdi Aegon'a götürdü herhalde aslında onu ilk Aegon söylemişti falan yani bu şey var ya <laughs> <laughs> şey de vardır yani böyle... Pressure is, um... I'm not under pressure işte pressure altında olan evine ekmek götürmeye çalışan baba baskı altındır falan diye ha, şey anladım. yapan sporcu vardır ya. Bunu ilk diyen Mourinho yok onu değildi. Onu ilk diyen aslında <laughs> 70'lerde Beckenbauer demişti onu falan. Yok aslında değil. Ondan önce <laughs> <Evet>, Orada <laughs> meşhur bir söz <laughs> daha vardır bilirsin. Bazı çiçekler bazı topraklarda yetişmiyor. Aykut Kocaman. O da onun <laughs> sözün hakkındadır yani. Leresin söylediği lafa benziyor oğlum. Larys'in de demişti ya. Yani. <laughs> <laughs> Ona da, da versin. demiş. <laughs> söylemiş. <gülüyor> Aynen. Siz burada yetiştirmezsiniz. Biz seni yetiştirelim. Al şu bacağa gel katıl yarın bizim örgüte demişti ya. Evet bu arada Şimdi buradan ikinci bölüme atlıyorum. İkinci bölümde artık olaylar hareketli. Ya bölümde miydin? Evet evet ama hızlanacağım şimdi merak etmeyin. Bu videoyu ilk günden 4 saat yapmayacağız. izleyenler de korkmasın. 2 saat civarında. mı? Ancama... Mesaj atıyorum. Abi 12'de başlayalım 4'te dişçiye gideceğim. <laughs> sen böyle ancak 4 saat. <laughs> herhalde yetişirdim bilmiyorum. Ben bir burada saate bakıyorum. 13. O yüzden sonlarda bir anda hızlanırsam bir, bir iki dişçiye gideceğiz. <laughs> böyle bakıp herhalde 4 saat. Ya yeter herhalde. <laughs> Şimdi buradan hızlanıyorum biraz daha. Stepstone'da olaylar devam ediyor. Trierki orada bir... ...şey kurmuş durumda. Birlik kurmuş durumda ve... ...Stepstone'da da daha sonra işte... ...orada savaşmayı bir türlü kabul etmeyen... ...vizarisi ciplemiyor oradaki olayları. Olaylar çok büyüyor. Bu arada time jumplar oluyor. İkinci bölüme geçerken Rock Prince'e... 6 ay bir geçiyor zaten orada. Ve oradaki... ...ortalık iyice karıştıkça... ...aslında Corlys bir noktada şeye kadar götürüyor konuyu... Yani Damon'la gel burada savaşalım. Hem sen de işte kendini göster. Birazcık e, CEO'ya kendini kanıtla. Hem de biz de burada... Yani gel vur. Tabii, tabii, <laughs> iki. Tabii rahatla diye. tabi ee, tabii yine şeyden bahsettik. ...işte Cole'un seçimi falan da bu bölümde olmuştu. Ee, yine tek yine Otto'nun Alicent'ı Viserys'e sunması. E, böyle bir adeta tabakta. Hadi, hadi kızım seni bugünler için büyüttük falan. Bu arada ben şeye takıldım bu bölümü izlerken. Otto'nun karısının da nasıl öldüğü hiç bilinmiyor değil mi? Kitapta falan da bir dedikodu falan bahsediyor mu orada? Adını bile bilmiyoruz abi sen bırak karısını işte. nasıl öldüğünü. Yani Otto'dan da ben... adını... Adı şey yok bu arada. Şey söyledi ya. Doğru adı yok başta. Ryan Condal bir ara söyledi adını. Herhalde George Martin'e sormuştu. George da böyle... Adı mı? Bir düşüneyim. <laughs> <laughs> diye bana. orada yapıyorum işte hemen orada. Böyle notlarından bakıyor değil mi cebinden? Ne yazmıştık lan buna falan. Viki'yi <laughs> açıyor bakıyor. <laughs> 486 DX'de Viki'yi açmaya çalışıyor. Bu arada bu Stepstones şeyi True ki bayağı bir önemli olacak. Bu o yüzden sezonda... bahsettim evet. Sen oraya detaylarına <laughs> gir. Bilmiyorum. Tam olarak da sezonun Nerede biteceğini bilmediğim için büyük ihtimal ikinci sezonda göreceğiz Trierki. Ha göreceğiz çünkü Triarchy'nin komutanlarından birinin um, trans birey e, um, etmişler. Oradan güzel atreş çıkar Oo, şimdi. Bana ekmek Kavga çıkacak, burada. <gülüyor> <gülüyor> aynen aynen. Tancan'ı sinir edecekler. <gülüyor> <gülüyor> Yine... Siz nasıl erkek olan şeye trans birey yaptınız falan diye. Evet, gelip yazacaklar. Sonra ben de burada yine SCV, SCV dolaşacağım mecburen. Yapacak bir şey. <laughs> Gerçi Ecolite'de falan da oynuyormuş. O oyuncu hani ilk öyle şey değil. Yani ilk şey değil. Gerçi ben yani tanımıyorum hani de. Görelim bakalım. ilginç olacak şey. çünkü bu Razario Zamzun mu? Neydi o herifin adı ya? Unuttum şimdi. Ee, bir tane Kim? daha şey var ya. Hani Lainor'la şey konuşurken bahsediyorlar da cross dressing yapan bir adam ha, varmış. Ha evet evet. Ee, şey... O değil olan. O olsaymış iyi olurmuş. Ama bu gerçek komutanlarından biri olacak. Her neyse şeye gelirsek bu trier ki... E, Mir, Tayroş ve Lis denilen üç eski Valeria kolonisi şehrin normalde birbirleriyle savaşıyor bunlar bu Disputed Lands denilen yerde. Ama arada bir, <gülüyor> <gülüyor> hadi birbirimize savaşmayalım, bir olalım, başka birini dövelim falan diye şey yapıyorlar. İşte bu Stepstones denilen yer de tam um, Narrow Sea denilen Westeros ile Essos'un um, arasındaki denizin bittiği ye yerin oradaki adalar. Eskiden Dawn varmış orada, sonra yani Children of the Forest orayı patlatmış. Her neyse, oralara girmeyeyim. Ha, oranın kontrolünü... ...önemli şey için... Um, ...Valarionlar için... ...çünkü ticaret yapıyorlar. Evet. Orada, Zaten Corlys orada vurguluyor da... ...ticaretin bitecek. Corlys oradan evet. giriyordu yani... ...bizim ticareti engelliyorlar diye. Um, ve de Daemon ve Corlys'in... ...Triarki ile savaşmasının... ...bir sonucu olacak... ...şimdi bu ikinci sezonda. Triarki tekrar bir reloaded olacaklar. Çünkü orada... ...tam olarak bitmiyordu o savaş. Hani geliyordu... ...Daemon geriye. O meşhur hani geldiği... ...sahne vardı ya. Evet. bizleri hani... Ne oldu ya? Of oh, hallettik falan. Diye. Bitti mi savaş? Öldü işte yani. Öldürdük bir sürü insan geldik geri yani falan. Diye. E, ne oldu? Kimi Hiç koydunuz soruydu? oraya? dur ya abi falan. Diye. <laughs> geldik falan. Ölü insan var çok falan diye. Her neyse bu şeyde önemli bir rol oynayacak o. ki Bu iç savaşa bir şekilde dahil olacaklar. Esas evet kritik olan. Bir de ona ileride yine bahsedeceğim şu notları karıştırmayayım diye girmiyor. Sanırım Dorn da orada işin içine giriyor ufaktan. Evet Dorn dahil oluyor. ama Dorne iç savaşa dahil olmuyor. O şeye Damon'la Damon, Damon şeyin savaştığı sırada Dorn da yardım etmeye başlıyordu Triarchy'e. Aynen. Ama Dorn'a iç savaşa dahil olmayacak çünkü Dorne Targaryenlerle bir savaştı bir um, Aegon döneminde. Sonra <laughs> Aegon'la <laughs> <laughs> Bizansya doğrunu dümdüz etti. <laughs> Hatta da hatırlarlar yani o günlerden. <gülüyor> 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 o yüzden pek pekajlara ateşine yanaşası yok bu dönemde. Oradan 3. E, bölüme ufaktan geçiyorum. Second of his name. E, bu arada 3 yıl geçiyor. 3. bölüme geçerken e, yine unutanlar varsa dizide bu time jump'lar aslında ara ara oluyor. Aslında 5. bölümde en büyük 5. bölümden sonra 10 yıllık en büyük sıçrama oluyor ama Aralarda işte 6 ay, 3 sene gibi sıçramaları da görmüştük. Ve burada şeyi görüyoruz artık işte demin de bahsettin. Aslı Prince, Prince Drahar'la, e, Crabfeeder'la e, savaşıyor Damon. E, onu kesiyor. E, o bölümde aslında tartışmalı olmuştu biraz. E, i̇şte Matt Smith'in futbolcu geçmişinin burada işe yaradığını öğrendik ama. E, gerçekten çapraz koşular, <laughs> araya koşular. <laughs> e, duran toplardaki <laughs> başarısı vesaire derken e, Feeder'ı almıştı. Ee, ve burada e, şeyleri falan da görmeye başlıyoruz artık bu bölümün esas konularından biri de işte, e, işte bir av partisi veriliyor o av partisinin işte beyaz geyiği kim görecek muhabbeti başlıyor işte burada Jason Lannister geliyor Talon Lannister'ı e, onun ikizi onu öğreniyoruz Larry Strong'u burada ilk kez görüyoruz e, Ayakçı abimizi <laughs> içiyordu. Aynen. Ve Larissa aslında şeyi çok iyi ya. Devamlı e, kendisi de böyle sakat olduğu için bilmiyorum gerçekten sakat mı ama <laughs> biliyorsun böyle şeylerde. Değilmiş <laughs> abi herif. Belli, <laughs> Takma bacak. Yani evet belli olmuyor olmuyor böyle şeyler. Orada direkt teyzelerden istihbarat toplamaya falan başlıyordu. E, bir yandan da işte e, devamlı Otto'nun e, şey baskısı işte Viserys'e bak senin e, şeyle evlen. Seni çocukla Geyikler. evlendirelim. <laughs> Geyikle evlen, çocukla evlen devamlı. <laughs> Birisiyle evlendirmeye çalışıyorlardı. Bu benim de o da deliriyordu en sonunda. Yatarında. Beyaz Biraz geyiği bulamazsın her yerde. Sen bunu evlendir kızım. <laughs> <laughs> İyice yoldan çıkıyor otta böyle. <laughs> İnanılmaz bir adam ya. <laughs> ee, ve burada beyaz geyidi günün sonunda e Renira görüyordu ama hiçbir şey de yapmıyordu yani kol müdahale edecekken ama orada bir domuz kesiyorlardı. Ko şey de bölüm sonuna doğru da işte Renier'i <laughs> öldüren do domuz gelip Renier'i öldürmeye çalışıyordu. Aynen bu arada. <laughs> Onda da teorisi vardır ya Black şey Three Eyed Raven Warg oldu o domuza o geldi. Hadi um, <laughs> canım. Böyle bir teori mi var? <laughs> her şeyin teorisi var abi. Olmaz mı? Olmaz bir Nerede teori. Nerede hayvan mi? görüyorsan zaten onların hepsi şey olabilir. Um, three Eyed Raven olabilir. <laughs> ya, okay. oturduğu <laughs> Potter'da <bir> yerden. <laughs> Warg'luyor her şeyi. Warg'lama deyince bu um, Ryan Condal'ın röportajlarından birinde şey diye sordular bu magic olayı ne kadar yer vereceksiniz hani HBO sevmiyor magical evet. şeyleri. hep böyle gerçekçi olsun istiyor o da işte George Martin'in felsefesine sadık kalarak biz işte magic yapmak istiyorum ben hani arka planda hani George Martin'de low fantasy yazıyor. Yani her tarafta firewall atan büyücüler görmüyorsun. Hı hı. Şeyde, gerçi burada firewall hayvanlar var da bu <laughs> ana hikaye değil. Yani şeye bakarsan konseptine hani, asıl kitapların yazıldığı şeyde büyü yok yani. Lord of the Rings'te de öyledir yani. Valinor'dan evet. gelinir. Yavaş yavaş büyü ölür. Burada da Valer şeyden geliniyor. Valeria'dan geliniyor. Oradan geldikten sonra ana hikayede büyü ölüyor. İşte yani çok hay, büyüleri, büyücüleri her tarafta büyücü olduğu şey değil de hani arka planda böyle bir büyü altyapısı yapmak istiyorum dedi Ryan Condal. O yüzden de şey olarak hani böyle um, Larry Strong, The Strong ailesi First Man Blood var. Uh, hatta bu sezonda gene bu aynı um, First Man Blood taşıyan ve de büyücü olduğu söyledim yani, karakter falan da var. hani Çok spoiler etmeyeyim de zaten Hı -hı. kesin bir şey değil. Hani şey de olabilir hani sevmediği insana da büyücü diyorlar. Belki öyle bir dedikodu da olabilir. Hani şey fetöcü gibi bir şey bu değil mi? Bunlar fetöcü falan. Aynen aynen. <laughs> ha, büyücü bu büyücü alın bunun kafasını kesin falan diyorlar ya işte. İşte o da Larissa'nın da böyle bir um, First Man Blood olması işte um, Master of Whisperers haline gelmesi işte acaba varlıyor mu? Bir sürü fare falan görüyorduk ya böyle işte evet. şeylerde acaba işte uvarlayıp mı öğreniyor bu bilgileri bilmem neleri işte e, şeye giden Renoir'e giden Türtaş çayını o nasıl öğrendi falan diye e, işte be, yani bunu açıklamayacaklar bu tip şeyler ama Olacak bence yani. Ryan Condal böyle gene böyle şey bırakacak böyle breadcrumb bırakacak bu böyle düşünmek isteyenler için ufak tefek ipuçları bırakacak. Bir de mesela şeyin önünde o hard tray vardı ya şey şeyde onun önünde bir sürü konuşma yapıldı. Hep arka planda ağacı görüyorduk bir vurdu. Evet. En yani son ağlıyordu ya yani Ha, şeyin annesi Sapochtin'in annesi hatırlarsan. Ha. <laughs> <laughs> Green Seal'ler de o ağaçlarından görme yeteneği vardır yani. Ya evet. Sürekli o önünde bir konuşma olması işte Ryan Condal'ın bu normal izleyicinin fark edeceği bir şey değil yani. Ağır Game of Thrones'da gördüğümüz ağaca benziyor lan falan diyen adam da var. Bir de bizim gibi oturup kesin o ağaçtan izliyor vallahi. Işte. <laughs> Laris filan diyen adam da var. <laughs> i̇şte bu Laris karakteri Bence George Martin'in de pek ne yapmaya çalıştığını bilmediği bir karakter. Böyle ortaya bırakıyor Chaos Agent olarak. Çünkü böyle kesin Green'ler Yeşillere hizmet ettiği ne de söyleyemiyorsun. Yani bazı yaptığı şeyler bazen farklı şey olabiliyor. Ama işte büyük ihtimal böyle bir Green Seer bir şey yeteneği var. Supernatural bir arkadaşımız olarak yavaştan işlenecek ama söylenmeyecek tabii Söyledim. ki. Yani bu adamda böyle yeteneği var diye. Bir yandan istihbarat ağı var, bir yandan dilsiz ordusunu kurdu falan. Aslında bayağı böyle gizemli bir yere doğru gidiyor. Belki işte hep böyle şey hikayesi de vardır yani daha alanda savaşamayan ya da güçlü olmayan karakter hep işte okur eder, dark magic öğrenir falan hani o tip şeyler. O George ee, Martin kesin zaten öyle bir şey evet. var. Prototip var yani. E zaten Bran sakat. Aynen. Tyrion cüce. İşte Um, şey, <laughs> Sam şişman. Sam <laughs> şişman. Sam gerçi kendisini yazdığı için orada um, şey oluyor. Zaten kesin en sonunda böyle kurtulacak karakter varsa o kesin Sam böyle, George Martin böyle onu öyle, öyle yazacak. Tabii canım o net böyle yani. Mutlu mesut yaşadı falan diye. Zaten dizide de bir tek sonunda böyle ailesiyle. Mutlu Mesut bitiren sen mi <laughs> ya zaten George R. Martin'in temsil yeteneğini ben bu yüzden seviyorum. İşte ejderhalar da Viserys tarafından da söylendiği gibi. işte aslında onları kontrol etmek bir illüzyon. İşte yine Viserys'in ejderhasının olmaması da bir tesadüf değil. O güçle ilgili bir durum. Yani hani gücü kontrol etme ve gücün seni kontrol etmesiyle ilgili bir temsili var. E diğer tarafta bilgiyi kontrol etme de yine güçle ilgili bir durum. E magic de güçle ilgili bir durum. Yani aslında bu güce ne kadar e, ihtiyacın var ve ihtiyacın oldukça o güç seni ne, ne kadar kontrol ediyor? E, hikaye döngüsünü. Ya e, dediğin gibi aslında biraz işte her seferinde farklı farklı kullanıyor. İşte aslında hayatın dışında kalmış e, normalde fiziksel gücü olmayan insanlar güce yaklaşımı e, daha farklı olabiliyor. Daha böyle kontrolcü olabiliyor daha sosyopat yerlere gidebiliyor. Diğer tarafta daha barışçıl da olabiliyor falan. Yani karakterlerin aslında kendi kişisel dünya görüşleri falan da ilişkilendirip anlatıyor. Yani o yüzden aslında HBO'nun bakış açısında bunlar çok yüksek parlayan patlayan şeyler değil ama işe yarayacak şeyler. Yani yine bayağı adult bir hikayeye e, hizmet ediyor. Yani çocuksu bir hikaye hizmet etmiyor aslında orada büyüde ejderhada vesaire de. O yüzden dediğin gibi bence izin verirler ama evet çok e, öyle göze batacak şekilde olmaz yani yine. Yok öyle zaten ona George Martin de izin vermez. Çünkü kendi hikayesinde de oturup şey yapmayacak. Bunları böyle açık açık açıklamayacak. Hani Melisandre de büyü yaparken işte kömür tozu bilmem ne koyuyordu onu yakıyordu <laughs> ondan sonra öyle bir şey yok yani. Ya da büyü tan yani Melisandre'nin tanrısı gerçek mi değil mi var mı yok mu Bunların hiçbirini o da açıklamayı düşünmüyor şeyde. Aynen. Ha, bazı şeyler belki daha ıı yorum açık bazıları biraz daha hani evet var ya bu büyü, büyü var hani de hani o George Martin de oturup bunun açıklamasını istemez zaten. Tabii. HBO da istemez çünkü onlar da fantasy'den daha çok medieval um, drama yapmayı tercih ediyorlar. Ama Ryan Condal nerd olduğu için o az da olsa bırakacak yani arka plana bu tip şeyleri. Ve biz de <laughs> izleyeceğiz ara ara. mesela Dediğin şeyi mesela ejderha meselesinde de ejderhalar Valerian'ın sonuna yol açtı diyor mesela. Evet. Valerian'ın nasıl yok olduğunu bilmiyoruz biz. Um, şeyde hani daha çok bu Faceless Man mi yok etti işte oradaki köleler mi uçurdu havaya falan diye teoriler vardır. Hani çünkü çok fazla kölelerin e, şeyi üzerine kurulmuş bir uygarlık. Orada en son um, köleler yok etti diye düşünülür. Hani çünkü her neyse Arya'nın hikayesinde böyle bir um, Heinleman diye bir eleman var. O bahsediyordu. Um, i̇şte Viserys de şey diyor işte kontrol ettiğimiz bir illüzyon işte bunlar Valeria'yı yok etti. Sonra kontrol ettiğimiz ilüzyon bölümün son, sezonun sonunda Veigar'ı kontrol edemiyor işte. Evet. Aynen. Yani oraya da bağlıydı. O foreshadow yapmış orada Viserys Meersen. Um, işte şeyde de bu Valeria meselesi de mesela. Gene nerd için. Önemli. Onu söyledi böyle. <laughs> Normal izleyicinin umurunda değil ama bütün nerdler böyle o Valeria'yı mi yok etmişler lan? Böyle Ol, diye not aldılar. Zaten yani. o Valeria döneminin dizisi yapılsa çıldırır millet böyle. Birbirini keser yani. <laughs> O teorilerin orada olup evet. olmadığını görmek için. George Martin atlar hemen. Tamam yazayım Valeria'yı mı yazayım? Yazayım. yazayım. Ne <laughs> kadar çıldı <çizdi gülüyor> önce? Sen 30 bin yıl önceden başlayayım mı? Falan diye. Great, great, Empire of the Dawn. Daha bir geri gittim. Ben. Yani. Valeria'dan da önce bu. İyice geriye gittik. Yani singularity'den başlıyorum yazmaya diye. <laughs> the, dördüncü bölüm King of the Narrow Sea. Ee, burada artık Damon'ın e, gidişinden itibaren totalde 4 sene geçiyor. Crabfeeder'ı da kesti bu arada. Geri diyeldi. Ve e, bu süreçte de e, şey e, Viserys Renira'yı hadi bakalım bir koca bul kendine falan. Hani tamam ben seni zorlamayacağım. Bak kızım ben senin yanındayım. Hadi bakalım. Kocanı kendin seç falan diye böyle yolluyor. E, tabii Renira seçemiyor yine. Orada yine farklı karakterler görüyoruz. işte Black Bolts'ları görüyoruz mesela. Orada genç bir eleman bunu darlayan bir herif vardı Gidip onu kesiyor falan böyle. Blackwood Bracken'lar gene gelecek geri. İşte evet zaten ondan özellikle söyledim. Bu gördüğümüz karakterler ve house'ları hep bir şekilde ekilen tohumlar gibiydi ilk sezonda. İşte Blackhaven olayı vardı yine Lord Dandar Dandarion tarafında. Ee, vesaire. Bunların hepsi muhtemelen gözükecek ve Renira'nın verdiği her karar daha veremediği her karar herhalde ikinci sezonda e, sekecek bir yerinde. birinci sezonda da bir sonucu oldu. Aa burada gerçi şey gidiyor muydu? Gidiyordu. Um de gidiyordu değil mi orada? Gidiyordu. Gidiyordu O zaman evet. işte Stormzend'de mi yapıyordu o, hatırlamıyorum tam şimdi. Orada yapıyor yani, olması lazım işte şeyle e, Baratheon. Şeyin olduğu yer Stormzend'di galiba. Ben de öyle hatırlıyorum. Black birbirine Aynen. girdiği yer. Baratheon'la orada oturup. Mesela o zaman Boromut zamanı olsa gerek daha Boros'un babası döneminde. Evet. Yani, gidiyordu. Hatta ben o zaman demiştim yani ben olsam Baratheon'la evlenirim demiştim ben de olsam. İşte orada evlenmedi mesela. Orada bir karar almadı. Sonra Boros'a oğlunu yollamak zorunda kaldı. Ben senin kızınla kızınla evlendirelim bile diyemedi. Çünkü Boros'a oğullarını zaten nişanlamıştı. Yani, zaten. Nişanlamıştı. E, Boros'a ihtiyacı kaldı. Daha birinci sezonda orada seçmediği şeyin bedelini ödedi. Yani tabii ki ikinci sezonda da devam edecek bunlar da. Bunların hepsini göreceğiz. Ee, bir de e, tabi esas bölümün e, konusu e, Elasıntıla paralasıntı demişim ile Damon'ın e, şehrin içindeki yakınlaşması, karşılıklı erotik üstünlük kurma çabaları, Damon'un onu böyle bir evet, <laughs> bir şekilde kılık değiştirip işte e, ama tabii oradaki amaç yine aslında senin de dediğine döneceğim bölüm baş ya yani videonun başında. Damon'un hep o e, kendi aslında bilinç altında da olan hem bilinç üstünde de olan ajandası hep kendine yol açmak. Ve burada da aslında Rhaenyra'yı oraya götürmesinin nedeni ona bir e, onunla sevişmek vesaire dışında halkın onu asla istemediğini de yüzüne vuruyor. Yani orada bir tiyatro oyunu oynanıyor. Rhaenyra işte hiç şey yapmıyor. Yine burada spoiler olabilecek bir sahne yaşanıyor. İşte ölümünü görmek ister misin diyen böyle bir... Sokakta bir e, falcı yanına yaklaşıyor. O sırada işte bazı görüntüler görüyoruz <laughs> falan. E, ve günün sonunda Renira e, buradan bir şekilde Daemon'la takılıp e, geri döndüğünde de tabii ki çoktan e, işin dedikodusu saraya ulaşmış oluyordu. Ve ondan sonrası daha da kötü. E, Cole'a bu sefer yükseliyor. Renira gecenin gazıyla, hormonların yükselmesiyle kola ilişkiye giriyordu. E, ve daha sonra da odasına çay gelirken böyle bitiyordu. Çay geldi. Onu da Laris öğreniyordu işte o çayın evet. geldiğini. Laris um, öğreniyor bunu. Um, yani Damon'ın tabii Rhaenyra ile görünmesini herkesin onu görmesini istemesi gibi bir şeyi de var bence. Altyapısı da var. Hani çünkü tabii. Um, bir şekilde bunu Viserys'in hani kabul edip etmeyeceğini şey yapmak istiyor. Yani Viseris'in tepkisini görmek istiyor. Aman sen Emily um, Reyla sevişmişin falan olayı ne ama tabii tepkisi tabii burada ağır oluyor. Onu sanırım şey yolluyordu Viserys buradan sonra. Buradan sonra kovuyor. Sen, ee, evet, kovuyordu. Çünkü şey gibi anlatıyor böyle. Ben ikinci kadını alabilirim kardeşim. Egon yaptı işte. Ben de alacağım falan. Kardeşim mi, yeğenim mi evleneceğim falan <laughs> diye böyle sarış sarış. <laughs> Yani bu bu bölümde A for a Day muhabbeti bu bölümde mi geçiyordu ya? Ee, her neyse galiba ya her hatırlayamadım ne? onu. Burada şeyi görüyorduk yani bir ama, şey görüyorduk e ama egonun rüyasının ya metin hali hançerde gözüktüğünü öğreniyorduk bir de. Okay. Ateşe tuttuğunda. Yani bir de genelde bu şeyde aynı nasıl Damon'ın bir altyapısı varsa hareketlerini şey yapan bu Air For a Day muhabbeti de ben dördüncü bölüme yazmışım Mizaria mı söyledi filan diye şeye. Çünkü bizleriz. Olabilir bu arada. Evet. öğreniyordu Ha evet evet burada oluyor burada evet Damon e eğlencede orayı göstermiyor Hı. ama dizi orayı göstermiyor. Tam böyle bir konuşma yapıyor. Ödünü söylemiyordu. Aynen. Evet, bir, bir konuşma yapıyordu. Ee, o konuşmayı kat edip e, sahneye geçiyorlardı. Evet, o şekilde. Çünkü onu Gerçekten... hatırlayamadım şeyi. Oradan çıkacağım şey, söyleyeceğim şey bu. Aynı Damon nasıl yani belli bir bilinçaltı veya bilinç üstünde bir ajandası varsa, Otto da aynı şekilde yani belli bir amaç için çalışıyor. O amacı da sadece Damon değil. Viserys'in um, güçlü bir şey ittifakı kurmasını engellemeye çalışıyor. Yani bunun içinde tabii ki öncelikle bir um, şey var. E, um, Corlys Valerian'la hani onun hand olması ya da işte Rhaenys evliliğinin engellenmesinden başlıyor. İşte ile Corlys evlenirse bunlar çok güçlü olurlar. OP bunlar filan deyip onu engellemeye çalışıyor. Sonra Um, bölüm içerisindeki amacı da hep şey. Eğer um, Viserys ile um, Daemon barışır ve de bir olurlarsa hani Viserys King, Daemon Hand şeklinde gelirlerse bu güneyli lordlar için bu tam bir felaket anlamı gibi. O yüzden Otto sürekli um, Daemon ile Viserys'in arasına girmeye çalışıyor. Bu Air for a Day olayını da söyleyen uh, Viserys'e Otto şeyde. Hani evet. Damon'un ağzından çıkmıyor o laf. Şeyi bir yani... açayım. Ee, yine oraya da unutmuş olabilirler. Bailen, Prince Bailen, eee aslında ölü doğan çocuğu. E, bir günlük varis oldu işte gibi bir konuşma yapıyor Damon. E, onun üzerinde çıkıyor bu muhabbet ve Otto Yap, yapıyor mu yapmıyor mu? İşte Sadece orayı bilmiyoruz. Hadet kaldırdığını görüyoruz şeyde. Ama Otto onu söylüyor. İşte Otto'nun bir de İki kere şey var. Bir bu um, Damon'ın hani bir sonraki bölümde galiba Dragonstone'a uh, gittiğinde Daemon um, Viserys kendisi gitmiyor da ben gideyim. Ben gideyim mutlu deyip kendi gidiyor. Bir de sezonun sonunda gene Rhaenyra'ya barış şeyi yapmaya götürüyor. Alicent'i gö götürmüyor. Yani Otto sürekli bunu bölmek için uğraşıyor. Yani Viserys'i tek başına bırakmak için. Um, ve de um, bu iç savaşın çıkmasını engelleyebilecek bütün birlikteleri yıkmaya çalışıyor. Bunun içinde hatta Alicent ve Rhaenyra da var. Hani onların arkadaşlıkları ilerlerse ya da çocukların arkadaşlıkları. Mesela çocukların önce bir normal ilişkisi olduğunu görüyor. Sonra hepsi birbirine düşman oluyor. Sonra bir de Otton'un sürekli Rhaenyra seni öldürecek, senin çocuklarını öldürecek brainwashing'i var işte. Hani bütün bir sezon Otton'un şeyi Olayı Viserys'i, Viserys Daemon, Viserys işte Rhaenyra o üçü dördü Corlys onlar bir araya gelmesin sürekli araya bir şey sokmaya çalışıyor. Ve başarılı da oluyor. Ama <laughs> burada ha. Rhaenyra en son ağırlığını koyuyor ve diyor ki tamam ben bu olay Viserys'e yansıdıktan sonra Viserys işte şey diyor artık evleneceksin kızım yeter başıma bela aldım falan dedikten sonra. ...Leynard'la işte Corvus'la... ...Renis'in evet. oğluyla evlendirme... ...kararını verdirtiyor ama o da diyor ki... ...Otto giderse evlenirim. Ve Viserys en sonunda... ...Otto'yu yolluyor orada. Yolluyor evet. Kitapta da... Um, ...Viserys... ...Otto'nun... şey um, ...veraset muhabbetinden bıktığı için yolluyor. Ha öyle mi? <laughs> yani artık, okay. Evet. Yani yeter artık bu konuyu konuşmayalım. Yani sen bir siktir git diye yolluyor... <laughs> Burada daha güzel olmuş hatta. Renier'ın şey yapması. Aynen. İstemesi. Ee, yani ben... Otto niye geri geliyor? <laughs> sonra bilmiyoruz tabii. Yani oraya geleceğiz. Ee, sonra 5 bölüme geçtik. We Light like The Way bölümü. Burada çok ciddi bir sıçrama olmuyor. Yani bir 5-10 gün gibi bir zaman geçiyor herhalde. Çok net bir timeline burada ben göremedim. Ama tabii şeyler açıyoruz. Burada Damon... E, çünkü... Neredeydi o? Evet tabii Damon'la Viserys konuşurken bir önceki bölümde böyle Damon yerde sarhoş yatarken aslında bir olay daha alıyor. Damon da inkar etmiyor. De de demediğini görmüyoruz ama tek günlük varis muhabbetini. İnkar da etmiyor. Ve Viserys de diyor ki sen evlisin zaten. Hani beni şeyle evlendir dediğinde ile Sen evlisin olmaz diyor ve direkt bölümün açılışında Damon Rhea'yı öldürmeye gidiyor. Yani hiç düşünmeksizin. Veil'da <laughs> yazık kadın atla gezerken böyle Atı böyle korkutup. Orada da böyle aslında e, hani zorlasak bir büyü yapıyor mu ya da atı böyle zihnine bir şey yapıyor mu ya yani yoksa düz korkutuyor mu desen bir şeyler bulunur Korkutur. belki orada. Ezre'ye kokuyor. <laughs> olabilir. <gülüyor> Kokudan olabilir. Doğru. E, korkutuyor. R'ye düşürüyor. Sonra da R'ye da bunu işte başladın hiçbir işi bitiremiyorsun zaten deyip biraz da erkekliğinden tahrik edip e, kafasını ezdir, ezdirmeye kadar gidiyor ki orayı da net görmüyoruz ama muhtemelen ya bu arada e, o kadar sert de ezmiyor olabilir çünkü şeye ikna oluyorlar bir şekilde. Attan düşüp öldüğüne. Yani ki muhtemelen böyle taşı kafası... ezmez zaten. Damon iyi adamdır. Tabii tabii. Hani yüzüne vurmamıştır da ben şöyle hayal ettim. Taşı kafasının altına koymuştur. Böyle tık diye <laughs> vurmuştur falan gibi. Ee, bir şey yapıyor. Damon, bu niye bu şeyler yapmaz halbuki? Hep bu Seher'e Hes'in bok yemesi bundan. Evet. <laughs> Neyse bir şekilde... E, <laughs> Dünya buna ikna oluyor. Olmuyor aslında. Olmadığını da sonradan görüyoruz. Ee, bu arada Dionel Strong e, kralın eli oluyor. E, Harvin'in ve Larisin babası. E, ve hayatımıza bundan sonra Harvin girmeye başlayacak zaten. E, Larry Strong da yine ilk kez burada Alicent'a e, yaklaşıyor. İşte burada ne çiçekler yetişiyor. Be. Onları iyi büyütemiyorlar. Ben seni büyüteceğim e, muhabbetini söylüyor. Çay muhabbetini yine burada söylüyor. Renire'ye giden çayı e, ölümü Drift Mark'a hızlıca gidiyor. Yine orada e, bu evlilik muhabbetleri yine devreye giriyor. Zaten e, sanırım burada gidiyordu şeyde. E, tabii e, Viserys de burada gidiyor evlenme muhabbeti için. E, Corlys ve Renis'in ayağına. Ve onlar da burada biraz power play yapıyorlardı hatta. Yani böyle iplemezik seni ama hadi yine sen geldin kırmayalım falan gibi böyle. Bir şekilde e, bunu çözüyorlardı. Daha da eee Kritik konu kolun kırılması burada. Gemide e, gerizekalı kol Renira'ya açılıyordu. Ben seni çok seviyorum gel buralardan gidelim. İşte sen e, evimin kadını ol falan diye. Renira da salak mısın ya ne diyorsun falan diye. <laughs> Bu da benim görevim. <laughs> o o sınavda satar sıra... yetişir falan mı diyordu ne Aynen diyorsun? aynen. <laughs> Oğlum ejderha aynı <ne> yapacağız lan. <gülüyor> <gülüyor> Bırakacak işte ejderhayı öyle. Dursun ejderha elleme ejderhayı. Ellem ejderhayı. <laughs> Neyle bezeceğim bunu? <laughs> Günde dokuz tane koyun yiyor bu. <laughs> evet yani. Kral olmasa, babam kral olmasa bunu yetiştirmem mümkün değil. <laughs> Tabii canım. Nasıl bakacağım? <gülüyor> <gülüyor> ee, ve kolda burada gemileri yakıyordu gerçekten. Hani e, literally orospun mu olacağım ha? Falan deyip o da biraz böyle erkekliğine yediremiyordu. Yüzü yani, alamadı değil. Kız orospuydu zaten o kız falan değil. Aynen. iyice Getiyor. yoldan çıkıyordu. <laughs> Ha bir de burada şeyi görüyorduk meşhur e, Melos'la e, Orville. iki farklı tabi Orwell daha genç e, master e, Melos yaşlı olan Melos yine hatırlatmam gerekirse her şey işte parastamol yazan e, kurt yazan kardeşimiz İşte kolum kırıldı ver baba kurdu işte başım koptu ver kurdu falan Orwell'da hep şey diyordu ya hocam bak daha böyle bitkisel yeni çözümler çıktı Pfizer'in yeni bir ilacı var denesek mi falan diyordu. Yok yok deyip e, yazık adamı zaten yürüyen zombiye döndürdüler bize böyle böyle. Orada da en son bunu görmüştük. konspirasi işte o da. Mesterlar bilerek yani. öldürüyorlar. Evet. Arası. Ya zaten bu arada şunu hatırlatayım. Şu an hani bu özet olduğu için çok hızlı geçiyoruz. Bu videoyu ilk kez izleyenler varsa bizim kanalı bulup e, ya niye bu kadar hızlı geçiyorsunuz? Anlaşım an, yani detaylar var falan diyorsanız ilk sezonun 10 bölümü için tek tek ayrı totalde 50 saate varan bir video <laughs> seti var. 15 dakika. <laughs> tabii tabii. Siz hadi korkmayın 15 dakikada bitirebilirsiniz. 50 saatte de bitirebilirsiniz. İnanılmaz detaylı versiyonları orada. Ee, ha bir de şey oluyordu bu bölümde. En sonunda parti veriliyor işte evlilik partisi. Ee, Renire ile evliliği için. Orada da Geoffrey, Leonor'un sevgilisi, onun koruması gidip Cole'a iyi niyetle bak sen onunla takılacaksın ben de bu bizim elemanla takılıyorum. işbirliğimizin başlangıcı olsun falan derken kolda dayanamayıp bunu partinin ortasında kafasına eziyordu. Orada da bölüm bitiyordu zaten. Buraya var mı ekleyeceğim ne? bir şey bu bölüm için? Yani genel olarak daha karakterlerden um, bahseder kol karakteri evet şey um, sanırım um, George Martin'in de yine çok fazla kafasında oturttuğunu zannetmiyorum hani kol karakterinde ilk başta bütün bu savaşı onun ona yüklüyordu aslına bakarsan George Martin'in ilk bu Dance of Dragon'ın ilk bahsedilişlerinde bu ilk ana karakterde Aris O'Cart vardır ana kitapta hı hı. o söyler işte Rhaenyra şey olacaktı ama kraliçe olacaktı ama Kristen Cole öyle izin vermedi gibi geçer yani şeyde Sonra biraz daha şey olsa da aslında kitaptaki koldan çok farklı bir karakter oldu. Birazcık hani ne diyeyim kitapta biraz daha şey yakışıklı işte böyle mülayim bir adam gibi giriyor ya işte hani. Aha. Öyle bir karakter pek olmuyor aslında kitapta. Daha fazla daha biraz daha yaşlı hani daha... Jorah diyeceğim ama Jorah da dizide çok düzgün yakışıklı bir adamdı böyle şey. Yani yaşlı karakterdi bir de o yani dinci böyle bir hani daha şey bir adam muhafazakar zelot böyle bir adam muhafazakar bir adam kitapta işte Renira ile arasında ne geçtiği de çok açıklanmıyor ama hani düşünürsen büyük ihtimal Renira ile Renira'ya aşık olduğu ya da Renira'nın ona aşık olduğu ama onu işte şey yapmadığı filan da yazılıyor kitapta hani hmm. şey olarak versiyonlar olarak. Tabii yani ki buradaki doğru yani Renira'dan büyük ihtimal yüz bulamayınca tamamen ben bu Renira'nın koyayım şeklinde coşuyor böyle herif. Ondan sonra hep şey yani yine dediğim gibi George Martin bu karakterleri hep bu savaşı pompalamak için kullanıyor yani. O yüzden dizide de birazcık bana oturmuş bir karakter gibi gelmiyor yani The Call. Biraz daha şey bully herif ama hani direkt savaşı körüklemek için Oraya konulmuş bir <laughs> karakter gibi geliyor biraz bana. Biraz şey ama gibi. Biraz rahatlar herhalde artık şey olmayacağı için. iyi adam aslında böyle pureable değil. Şeyinden çıkıp artık bu yeşillerin komutanı olacak. Hani yeşillerin hmm. savaşında savaşacak diye rahatlayacakları için belki kol da biraz rahatlayabilir. Çünkü ilk sezonda hep böyle bir şey vardı. Aman siyah beyaz hani siyah yapmayalım karakteri. Hani böyle bir hı hı. griye işleyelim önce diye bir dert vardı. O pek öyle oturmadı çünkü kitapta da kol pek öyle gri bir şey yap yapan bir adam değil bildiğin öküzün önünde gideni. şimdi <laughs> ikinci sezonda rahatlar rahat, rahat öküz olabilir artık. Öyle gri işleyelim diye bir dert kalmadı. Ya. evet onun dönüşü yok artık yoldan döndü ama biraz bence şeye döndü işte Alicent'ın Dragon'una döndü. Yani sonuçta High Tower'ların ya da işte Targaryen dışında böyle güçlere sahip olmak için ya Laris gibi bilgiyi ele geçireceksin. Ee, ki arasında aslında ikisini de kontrol etmeye çalışıyor. Hem bilgiyi kontrol etmeye çalışıyor hem gücü kontrol etmeye çalışıyor kolla ee, beraber. Ve pek de beceremiyor aslında. İkisi de kontrolünden çıktı. Çok bir ejderha kontrolüne döndü yani. Hani beceremiyor. Yani on, 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 kontrol ediyor o, artık. Evet. <gülüyor> <gülüyor> o yüzden aslında ben kolu bu açıdan seviyorum. Kol kontrol edilemez bir ee, ejderha gibi oldu Alicent için. Laris de öyle oldu. Evet. İki koldan böyle onun başına iş açacaklar yani. İki koldan. George <laughs> Martin'in bir şey vardır ya işte bu yemin eden bir sürü karakter koyuyor ortaya. Evet. Yok işte Kingsguard yemin etti, Maesterlar yemin etti Watch yemin etti. Herkes yemin ediyor amına koyayım. <laughs> Ekmek ekme şey yapsınlar öpüyor. Öpü, öpü, öpü. <laughs> vallahi bir daha konuşacağım. Yemin etti vallahi efendim <laughs> diye. Ama şey i̇şte nasıl gösterdi. yemin ettiriyor? Damon ejderha'yı getiriyor. Bakın bu ejderha. <laughs> Hadi şimdi yemin edin götünüzü yosan. <laughs> ejderha bu. Eğer yapmazsanız üfleyecek. Um, i̇şte bu yemiden, yemini olan karakterleri böyle şey dilemasına sokmaya bayılır işte. Hani böyle kralı korumaya yemin ettin. Kral deli. Hadi bakalım ne yapacaksın? Evet. Kral <laughs> ortalığı yakmaya başladığında hala koruyacak mısın? İşte o gene kolda da var işte... Um, işte kralı korumaya yemin ettim. Ben ama işte kral kim şu anda? Hani kralın kim olduğu belli olmayınca kimi koruyacağım? O tip tabii. şeyi değiştiriyor bir yandan. Ya tabii etik bir vicdanla onur aynı seviyede değil işte. Yani onur dedikleri şey aslında e, anlamsız bir yere bölünüyor Yine George R. R. Martin'in anlatısında güzel yani. Ya kol tamamen bu şeye dönüşüyor. Self-righteous denilen e, yaptığı her türlü yavşaklığa bir, bir etik altyapı kafasında var herif ya inanıyor ya da inanıyor hatta yani öyle oldu i̇nanıyor, inanıyor. ben şeyim yani biz haklıyız bizim bu yolda ben biz burnu kafayı vurdum ama işte bu da traitor'dı sonuçta falan diye <laughs> halbuki 5 dakika önce değildi herif traitor. <laughs> <laughs> Şimdi siz karar verdiniz. <laughs> Eygür'ün kral olması herif bir anda traitor oldu otururken masada böyle. Evet ya. Yani. İşte sonra hani genelde bir green'lerle ilgili de bir şey vardır ya um, e, Damon da o kadar manyaklık yapıyor. Onu şey yapmıyorsunuz. Greenlere yükleniyorsunuz. İşte Greenlerin derdi bu zaten hani. Sürekli bir biz şeyiz, şey lawfulız biz. İşte biz bizim yaptığımız şeyler hep kurala dayalı. Bilmem ne deme dertleri var ya. Damon karısını öldürüyor böyle. Öldürdük gitti falan diye geliyor işte. Yani adamın öyle ben bu da benim hakkım da aslında karımı öldürmek falan diye gelmiyor yani. e tabii zaten e, Reynar'la Re Reynar'la Re düğününde de e, kardeşi geliyordu galiba ya da kuzeni geliyordu. Öldürdün sen hesap soracağım falan diye Damon ona da trip Abi, yapıyordu. Dilekçe ya. Ha. Hatırlıyorum onu ya. Yani. Dilekçe vardı. Kralım şuna bir imza <laughs> atayım mı? Hadi <laughs> git falan. Gerçi şimdi şey olacak. İkinci sezonda da um, Vale'ın Violin yardımına ihtiyaçları olacak. Evet. <laughs> Onu da Damon'u yollamazlar inşallah. Sen Yol... <laughs> git bakalım şu. <laughs> Senin şeyin ne, nesi oluyor? Ee, teyzesi mi ne oluyor? Hatun var Vail'in başında da. Ee, onunla bir konuş diye Damon'u yollamazlar inşallah. Damon orada vallahi ipe dizerler ya. Yani. Evet yani e, buradan 6. bölüme geçiyorum. The Princess and the Queen dizinin en büyük sıçraması zaten burada oluyor. 10 sene e, oyuncular değişiyor. Özellikle e, Renira ve Alison tarafında. Millie Alcock ve şey gidiyor, Emily Carey gidiyorlar. E, yerlerine Olivia Cook ve Emma Darcy geliyor. Emma Darcy zaten e, bilmiyorum, benim favorim yani bu dizide. Emma Darcy'nin gelişiyle beraber bence şeyin dizin e, dizinin havası çok değişiyor. Hatta Olivia Cook'un da. Yani, Onun değişiyor çok. Evet. Aynen baya böyle bir şey atlıyorsun. Yani sadece algı olarak değil yani dizinin tonu falan da değişiyor. Tabi artık işin içine çocuklar girmeye başlıyor. Ee, görüyoruz ki burada e, işte Leonor'la evlenen Renira'nın 3 çocuğu olmuş. Ama çocuklar tabi ki Leonor'dan değil. Ee, orada şeyi tam anlayamadım ama orada dizide tam açık etmiyor. Yani kendileri ya biz seninle denedik ama işte içinde aşk yoktu olmadı. Galiba Leonor kısır da olabilir hani orada şeyi tam vermiyorlar. Ya da hiç e, tam anlamıyla denemiyorlar ya da sonunu getiremiyorlar. Daha sonra Harvin'le yakınlaşıyor, e, Harvin Strong'la, Lionel Strong'un oğlu, kral eli olan ve ondan Ceseris, Dusseris ve Joffrey doğuyor. Ve Joffrey'nin biz en küçük halini orada görüyoruz. Sonra Joffrey zaten e, çok gördüğümüz bir karakter değil ama Ceseris ve Dusseris hayatımıza dahil oluyor burada. Ve el da devamlı e, onlara power play yapmaya başlamış. Bunu görüyoruz işte. Bak çocuk yine beyaz doğdu. Bu çocuklar gayrimeşru, bu çocuklar piç piç falan diye. E, Vizerisi gazlıyor, ortalığı geriyor falan. Tabi bu sırada Alicent'ın da çocukları olmuş. Onun çocukları da Aegon, Aemond ve Helena. E, Helena burada ilginç bir karakter. <laughs> Onun çocukları da tam şey oldu evet. evet. Burada tabi evet, yani George Martin'in işlemek istediği yani, o olay hani bunlar meşru evlilikten doğan çocuklara bak. Gayrı meşru çocuklara bak. Bunlar şeker, bunlar evlat olsan sevilmez. Helena hariç. <laughs> i̇şte hani işlediği şey var. hani bunlar legitimit çocuklar. Buyurun bakın alın. Aynen. Hani işte biri Aile... sev... evet, biri sevgiden doğuyor, öbürü sevgisizlikten doğuyor. Aynen. Hatta onun detayını konuşmuştuk. Hani Aynen, biz, Aynen. Biz, konuştuk. Viz Vizeris'te Alison sevişirken Alison'ta hiçbir tepki yok. Vizeris zaten o bile bence ne yaptığını çok farkında değil. Ve hiç çocuklarla sıfır bir bağ ilgi falan. Diğer tarafta Harvin baba olmaması... Ha aynen. <laughs> çok iyiydi. Bu, bu çocuk çekmiyor. Atın bunu falan diye. <laughs> bir diğer taraftan Harvin'e bakıyorsun. Adam baba bile değil ama devamlı yanlarında. Onlarla böyle iletişim kuruyor. Çocuklar gidince üzülüyor falan böyle. Ki Leonor bile onun babası olmadığını bilmelerine rağmen araları iyi yani. Hani onunla bir e, sıkıntıya girmiyorlar. Burada bir detay daha var. Onu sen söylemiştin zaten ilk sezonda da. Ee, burada da röportajlarda bahsediyorlar. Ee, Darren aslında bir dördün çocuk var. Alison'ın ee, e... var evet. Aynen. Hala var. Var. Yok, ama... de. Çok önemli bir karakter yani. Şu şey söyleyeyim hani herhalde gelecek hala şeyde var. HBO'nun sitesindeki var, karakter guide'da var. Ama nasıl gösterecekler? <laughs> bu, bu çocuk da <laughs> ee, bu, bu, bu geçen, geçen sezon gel gel bak gel derin yok <laughs> <Tanı, yap>, babanın <laughs> elinde <çocuk yaptı. gülüyor> ya yapacaklar çünkü çocuk belki şeyde um, oltanda şey olarak ya haber olarak ya haber değil de neyse artık Stewart değil de şey um, ne olarak yolluyorlar ya işte bu neydi herifin adı Hightower'ın patronun adı. Onun yanına yolluyorlar çocuğu. Ha evet evet. Onun yanına evet. gidiyor. Şeyin kardeşin, Otto'nun kardeşinin yanına gidiyor. Aynen. Orada büyüyor yani. King's Landing'de, Red Keep'te değil çocuk. O yüzden evet. bir mantıklı bir açıklaması var ortalıkta olmamasının da. Hani dizi izleyicisi açısından garip olacak. Bu kimin çocuğu yine ya? her yerden çocuk çıkıyor. Senin adın ne? Egon mu? <laughs> değil mi Egon? İyi bari Bu arada <laughs> her yerden çocuk, çocuk da çıkacak. Egon <laughs> amına <burada> koyayım. <laughs> Onu da hatırlatalım. Her yerden çocuk, çocuk çıkacak bu arada. Büyük mi <laughs> Aynen. Ee, büyük akınlar, küçük akınlar da olacak. Orada şuradan olacak. Ee, Egon bir yandan da artık ergenliğe girmiş bir karakter. Hepsinden daha büyük. Bütün doğan çocuklardan. Ee, Renira'nın çocuklarından da. Ve ne kadar hizmetli varsa etrafındaki onlarla ya tecavüz ediyor çirkin bir şekilde ki bunun da detaylarını veriyor bir bölümde. Ya bir da Yandan da hep... dışarı atıyor. He aynen cam, camdan dışarı <laughs> mastürbasyon yapıyor. Şehrin içinde sevişmediği kadın kalmamış falan. Ve et, etraf onun çocuklarıyla dolu. Ve daha da çirkin bir şey görüyorduk hatta. E, şehrin içinde King's Landing'deki şehrin içinde e, çocukları dövüştürdükleri falan böyle bir gece e, şeyi var. Yarışması falan gibi bir şey var. İşte orada millet bahis yapıyor falan. Orada da yine Egon'un çocuklarını görüyorduk. Muhtemelen onlar herhalde bu sezonda önemli bir yer tutacaklar. Yani o çocuklar Sonuçta ejderha kanına sahipler. Ortalığı bir karıştıracaklar herhalde. Bir yandan da şunu ekleyeceğim. Bu Darren konusu da Emilia Emma Darcy ile Emile Cook'un röportajında bahsediliyor. Cook özellikle söylüyor bir de Darren var diye. Muhtemelen bu bölümde annesi olarak sahnesi vardı belli ki. Darren'dan da bahsetti. Muhtemelen çocuğum var. Bir çocuğum daha var küçük. Aynen. <laughs> Biraz öyle bahsetti yani. Bir yandan Vallahi anda... biz unutmadık. Kondal unuttu. Abi. Ryan Kondal'a söyleyeceğim sen. Biz de hatırlıyoruz. Bir de çok öyle. önemli karakter. Yani aşırı önemli rol oynuyor. İleriki sezonlarda. ikinci sezonda ne kadar oynar bilmiyorum. ama da üçüncü, dördüncü sezonda baya önemli hale gelecek. Gelecek belli canım. Burada diğer önemli evet. bir detay da yine Damon'la Lena. Lena ile da evlendiğini görüyoruz. Lena da Corlys'la Renis'in kızıydı. Daha önce kendisini Vizeris'e sunan e, Kolis hayvanı bu sefer en azından yaşı Kemal erdikten sonra Damon'la evlendirdi. Ve Damon'la daha ilginci Pentos'ta takılıyorlar. Geziyorlar, tozuyorlar, eğleniyorlar. Aslında Damon'ı da herhalde son kez eğlenirken görüyoruz. Yüzü gülerken falan. Ve Damon burada devamlı tarih kitapları okuyor. İşte kızlarıyla yarım yamalak ilgileniyor. Yine dizinin burada kestiği bir bölüm var. Aslında bir yandan erkeklere de böyle bir garsona bir yavşama falan gibi olaylarını görüyorduk. Sonra orada bir sahnenin kesildiğinden bahsedilmişti. Aslında bir erkekle de e, ufaktan bir ilişki yaşadığına dair. Ama Leyna bunu çok dert etmiyor. O da bir yandan e, onunla gezmeyi, tozmayı severken. Tabii Pentos tarafında onlara teklif geliyordu işte. Gelin burada size bir ev verelim. Golden vizanız olsun artık vizeyle gezmeyin dünyayı diye. <laughs> teklif geliyor. Orada Triarchy'e karşı bizi koruyun diye teklif geliyor galiba. <laughs> Aynen işte bu yüzden girdim konuya. Triarchy'nin Dorn desteğine karşı Prince Regio diyor ki bizi koruyun hani. Aslında Damon buna okey ama Lena ben döneceğim memleketimi özledim falan diyor. Arada kalıyorlar ve bu arada Leyna da hamile ve yine maalesef Viserys'in eşinin yaşadığı sorunu yaşıyor. Çocuk doğamıyor ama Damon Viserys gibi kesin çocuğu alın falan gibi bir şey de yapmıyor ki. Zaten çocuklar çok umurunda mı o da belli değil. Ama zaten Lena da dayanamıyor. Kendisini Vegar'ın önüne koyup kendisini yakmasını istiyor ve ölüyor. Öyle yazık oldu. Maalesef. Ya tündü. Evet. Veigar yani. nördüydü. Ezderen nördüydü. <gülüyor> <gülüyor> Maalesef gitti. Veigar kaç yapıyor diye soruyordu bizlerisi çok güzeldi bu sahne. Peki um, burada şeye ne diyorsun? Leonard öldü. Leonard orada kaçtı. Onun da detayını ufaktan verelim. Leonard orada drift markta ya bir sonraki bölümde. Kendisini ölü göstermek zorunda kalır. Çünkü Daemon'la Rhaenyra e evlenmek istiyor. Tabi bu sonraki böyle daha detaylı yine gireriz ama. Laena ile şöyle bir ihtiyacı var hep. Hani biz yine denizlere gidelim. Membekete dönelim. Laenor'la hep savaşmak istiyorum falan diyor ama bir yandan da gidiyor. Acaba dönecek mi? Ya da kitapta bununla ilgili bir hint var mı yani şey olarak? Kitapta ölüyor. Um, şeyde kitapta Laenor ölüyor. Hı -hı. Um, dizide Sanırım çok fazla ölüm olduğu için yani Laenor ölüyor işte şey ölüyor, Laenor ölüyor işte sürekli her birileri ölüyor. Dizide de herhalde o, o oraya bir tane gay karakter koyduk onu da öldürmeyelim. <laughs> o da özgürlüğüne kavuşsun bari falan. <laughs> Aynen yani işte çünkü şeydir ya klişe gay karakter ilk ölen olur ya korku evet. filmlerinde filan. Onlar herhalde um, öldürmeyelim diye bir düşünmüşler. Ama um, Nerd Rage yarattılar bunlar. Hani önemli değişikliklerden birisiydi. Ben Lainor'un geri geleceğini zannetmiyorum. Yani gelirse saçma olur. Seasmoke'u ee, da bıraktı gitti şeklinde değiştirdiler. Evet. Bıraktı gitti. Ee, çünkü oku şu anda... Sanırım random şeyde... geziyor en yani sona. Ya yani dokuzuncu bölümde mi onuncu bölümde pardon ee, zaten şey söylüyordu Damon hmm. sea Smoke burada Vermitor işte um, hmm. burada şey Ejderhayı bırakıp gitti diye işte la çok attı ama çok da yani benim kaçıp gitmiş olması çok önemli değil benim için ama geri gelmesini istercem um, çünkü yani geri gelirse Reyna'nın Renira'nın taht hakkında da aslında Sıkınt soru ya. işaretleri yaratabilir. Ya, ya ben... da Hı. geldi Seismog'u geri aldı falan diye böyle saçma bir şey olur. Ya ben şey gibi biraz dair ediyorum. Zaten Özgün'le kavuştan yani Geri dönüp de kendi ismiyle, adıyla ya da tavrıyla değil de belki bir şekilde uzaktan yardım edecek şekilde Hani kendisi fiziksel olarak dönmeden bir destek tarafıyla döner mi acaba? Çünkü şeye çok vurguladılar. Denizlere dö döneceğim, savaşacağım ha belki de triarkiye falan destek verir bilmiyorum o öfkeyle yani hani böyle bir bir şekilde bir destek bir şey çıkartabilir mi bir yerden ya da kavgaya karışabilir mi diye merak ediyorum aslında çünkü sonuçta si smoke smoke işte başkası binerse şeyin de öldüğünü şey konfirmasyonu olacak falan diye diyen adamlar vardı işte. Sisu Simo başkası binerse o zaman Leonor ölmüş demektir şeyde falan. Off screen ölmüş demektir. Sanki onu normal seyirci anlayabilecek gibi bir şey <laughs> yani böyle saçmalık olmaz. Ya, bilmiyorum ben zannetmiyorum oraya o topa gireceklerini işte o şey gibi. Ana serideki Gendry gibi kürek çekerek <laughs> diziden evet <ya>. ayrıldı gitti. <laughs> Gendry'nin hiçbir şeyi <laughs> karışmadan olan yok olup gitti. Hala gitmesi. kürek çekiyor kürek. Valinor'a vardı filan diye. Bu arada <laughs> um, bu... Um, sen uh, Smoke deyince şu şeyi de hatırlatmak lazım aslında. Bu önemli bir şey olacak. Gerçi ilk um, bölümde büyük ihtimal exposition yaparlar. Sin Smoke'un yanında um, C Smoke şimdi Dragonstone'da kaldı. Vermitor J. Harris'in ejderhası. Evet. Ki Vermithor Vagar'dan sonraki en büyük ejderha. O da. Bütün, bütün ejderhalardan bölümün en sonunda da bahsedeceğim. Sen şimdi anlat tabii. Okay, orada bahsedeyim o zaman. Ha Tamam. Ya şeye konuşuruz çünkü en son ejderhalara bir bölüm ayırdım. Hem isimlerini hatırlatırız herkese hem de sen detaylarına girersin biraz. E, güzel olur. Hmm. E, burada ha, bir şey daha var bu bölümde. Laris. Laris'te e, idamlık mahkumları toplayıp dilini kesip bir de böyle yakasına böcek takıp e, kendi artık şeyini kurmaya başladı. <laughs> Buyurun bizi de alın gidin cinayet işleyin. Yani saçma ama dizi seyirciye de bir Aynen. şekilde o bağlantıyı yapmaları lazım işte Evet yani orası biraz hızlı gelişen bir kısım. Yani Laris'in e, bir şekilde bu insanları evet kontrol altına alıp direkt bir de hepsi de böyle tabii yani şeyden oturuyor aslında. Hepsi psikopat. Yani belli orada İdamlık Mahfeser olarak çalışıyordu. Aynen. Zindanda çalışıyordu yani. Oradan bir bağlantısı var. Evet. O suçlularla. Aynen bir de oradan bir bağlantı. Bir sırrı terfi oldu. şimdi. <laughs> Mahfeser'den. Ve gidip direkt e, babasıyla e, kardeşini yaktı Harvin'le. Lionel'i yaktı ve maalesef iki güzel karakteri diziden yolladı. Allison böyle gelip Aile dediğin dert ya. Çok masraflı oluyor bunları yakacaksın. <laughs> Allison böyle ne yaptın sen? Yaktın falan bizimkileri. Sen dedin ben yaptım. Hani bak benlik bir şey yok falan gibi söylüyor. De böyle. vallahi sen dedin yani. <laughs> Aynen bu Allison'ın zaten bu ayak fıraşı sahnesi çok insanlar üyü müyü falan dediler. Yani asıl e, sahnenin e, anlatmaya çalıştığı Allison'ın tamamen Laris'in kontrolüne geçmiş evet. olmasıydı. yani. <laughs> Çünkü Laris için o bir power trip yani. Kraliçenin ona bacağını açıyor olması. Hani evet. Laris için bir power trip. işte orada ayağına bacağına, kulağına bilmem ne, neresine attırdığı da çok önemi yok yani. tamamen korku korkuyor da tabii Alison bir yandan. Lare's'in kendi ailesini yakan bir adamda her şey beklenir yani sonuç olarak. Tabii canım. bu noktadan sonra hem de bu tip planlara da alet de etmiş oluyor onlar. Yani bir yandan çok şey ya mutasip bir aile ya bunlar. O, şimdi ailesini <laughs> öldüren adamın şeyi olduk, suçu ortağı olduk durup dururken. Ne oldu mutasip? Bir çok açıdan Edison kitlemiş oluyor yani. yani. Sadece böyle bütün ayak fetişliği olduğu için bütün iş savaş çıkaran adam değil yani bu işlenmeye çalışan. işlenmeye çalışan Alicent'ın e, işbirliği yaptığı psikopatların kapasitesini anlıyor olması <laughs> yavaş yavaş. Kristin Kristen Cole da öyle işte Laris de öyle. E, Cersei de böyleydi zamanında. E, evet. Gene o da e, kontrol edebildiğini zannediyordu insanları. O da mesela Aaron Waters denilen adama bütün donanmayı veriyordu. Herif bütün donanmayla girip gidiyordu. şey, <laughs> şey Kolsandık yapmaya başlıyordu. Yani ne oldu bizim donanma sersi e, Herif aldı gitti falan diye. Kiliseyle i̇şte kurduğu ilişkide aynı... ona girmişti falan. <laughs> ya işte bu Alicent'ın da um, Laris karakteri de um, dediğim gibi biraz kaos agent olarak işleniyor da işte asıl um, burada hani Laris'ten ben yeni böyle kitapta görmediğimiz kitapta çok hiçbir şey yok yani Laris'in ne bok nasıl bir planı ne oldu yani Varys ve Littlefinger'a benziyor bu adam ama Varys'in çok net bir planı vardı evet. o da işte Blackfire reinstallation yani bu Young Griff'i tekrar kral yapmaktı onun amacı bütün şeyi oydu Littlefinger'ın da obsesyonu işte Kate Catelyn Stark olan obsesyonu da geçiyordu. İşte onun obsesyonu oydu. Onun bir motivasyonu vardı öyle. Ama Larry'sin ne olduğunu tam olarak bilmiyoruz şu anda. Hani motivasyonu ayak fit picture'dı. böyle... öyle bir şey değil o. Yani dizide burada bir şeyi var. Yani şansı var. Hani şansı dediğim dizi için bir fırsat burada güzel bir motivasyon yaratmak. Çünkü George Martin yaratmıyor yani Larry'se bir motivasyon. Hani Lord olmaktı işte. Ailesini öldürdü Lord oldu filan diye. Saçma yani. O... Başka şekilde gene Lord olurdu yani Laris isteseydi. Bence bu um, kitabı okuyan insanlar için de ilginç bir karakter ne alabilir ileride. Eğer dizi gerçekten iyi bir motivasyon alt tepesi koyabilirse eller ise. Doğru. Dizinin katalizörü koyamazlar yani koyamazlarsa da işte bu Chaos Agent böyle şeyi iç savaşı kızdırmak için hani dizinin, Game of Thrones dizisinin Littlefinger'a verdiği bu Chaos izlerlerdir muhabbeti vardı evet. ya işte ben Kaos yapıyorum oradan o oh, çok oh, oh. o dizinin icadıydı. İşte umarım aynı şeyi Larissa'da vermezler işte. Sadece Kaos için yaşayan adam. Kaos. Onun random hareket yapıyor böyle Kaos olsun diye. Ya o şey biraz ya. işte sanki Yok. dizinin Deus Ex maşinası gibi oldu. Mesela dizi harbiden dizi boyunca tonu değiştirelim, sertliği arttıralım ya da işte e, kaosu körükleyelim. Hep katalizör gibi bir herif. Yani bir şey yapacağın zaman şu an Laris üzerine her şey yapabilirsin. Gidip birini de yakabilir, birini kullanabilir, birini evet. çok sakince başka yaptığı bir şey de yapabilir. işte o, bir alt yapı koyabilirlerse Yok, o evet. zaman daha iyi olur. Doğru, ona haklısın hani, zaten. Aynı. Yaptığı her boku aslında Alice'ına aşıktı falan. Öyle bir şey yani en azından... <laughs> Um, hiçbir şey açıklamalarından daha iyi olur belki ama bilmiyorum hani zor bir iş bu göreceğiz bakalım ne yapacaklar. Çünkü şeyde görmüyoruz hani öyle babasıyla Harvin'le falan da ilişkisi kötü falan değil yani öyle takılıyorlar muhabbet ediyorlar hiç öyle bir. Kitapta da yok ee, izinde de, de yok herhangi bir background sadece e, engelli olduğunu biliyoruz hani oradan e, belli bir işte ayağı sakat olduğu için ayağa ayak fetişisti olmuş adamı falan diye bir düz okuyanlar vardı ama hani bilmiyor mu <laughs> o kadar <laughs> sakat olduğu için böyle manyak bir adam olduğu haline getirmemek de gerekiyor hani engelli olan adamı psikopat yaptınız ya bir yere de okumak <laughs> psikolog değiliz abi biz yani onun psikolojide böyle şeyler genelde bu kadar basit tanımlanmaz yani. Başka bir altyapısı vardır onun. <laughs> ha şu olabilir. Yani, hani ayağının sakatlanması ya da bilmiyorum doğuştan değilse tabii. Belki bu suçu bir şeylere yüklüyordur da oradan bir şey geliyor. Ama bununla ilgili de bir bilgimiz yok. Yani hani bu suçu yükledi ya da zihninde oturttuğu bir yer de yok yani. Bunları bence de... dizi için <laughs> bu fırsat. Hadi. Yani bunu evet. kotarabilirlerse güzel olabilirleriz karakteri. Aynen. Um, bir yandan büyülü altyapı falan da verebilirler. Hani birazcık um, daha gizemli karakter şeyine de yüklenebilirler. Yani ben bek ben ümitliyim. Bir şeyler belki George bile şey yapmış olabilir. Yazmış olabilir, değil mi? Bir yandan oturup tamam <laughs> hadi Larissa şöyle yapın diyebilir belki bunlara. Yedinci bölüm. Drift Mark e, Lena öldü. E, cenazeye gidiyoruz. Burada Waymond e, işte Lena'yı anarken Damon gülüyor. Ortalık karışık. Böyle herkes birbirini kesiyor. Viserys orada, diğerleri orada. Çocuklar birbirine yakınlaşmaya çalışıyor. Tabi bu arada şeyden bahsetmedik. Damon'la Lena'nın da iki kızı var. Reyna ve Beyla. Artık isimler böyle Reyna, Beyna, Beyla derken birbirine giriyor ama unutmayın. <laughs> Reyna ve Beyla da artık şeyin yanında. iki kız Reyna'nın yanındalar. Bunlar da Damon kızları. Onlar da oradalar. İşte Reniranın çocuklarıyla ufaktan kaynaşmaya çalışıyorlar, bir e, büyük bir drama onları bir araya getiriyor vesaire. Tabii bir yandan da hemen şey başlıyor. Driftmark'ın Markın e, varisi kim olacak? İşte bizim çocuklar öldü. E şimdi ne olacak? Reniranın çocuğu mu kalacak? İşte Lussaris mi olacak, şu mu olacak derken orada bir kargaşa başlıyor. E, bir yandan da çocukların e, sen de bahsetmiştin, çocukken, küçükken araları iyi aslında. Ama bir yandan da e, Eamon'da çok fazla buluyorlar. Yine Alicent'in e, ikinci oğlunu. E, Eamon'da ejderha sahibi olamıyor işte önüne domuz getiriyorlar bilmem ne. O da bir yandan bunun stresiyle uğraşıyor. Hiçbir şey iplemiyor falan filan. Ve bu bölümde en son e, Reyna ölünce Veigar orada takılıyor. E, dev gibi ejderhamız Veigar. Bu da gaza geliyor ulan ben gider bunu alırım lan falan diye. birden alıyor ejderhayı. Sonra da ateşi sönmeden bir alıyor. Evet o kadar umurunda değil yani. Hani hiç şey değil. Öyle bir bağ yok yani. Hiçbir şeyle bağ yok. Zaten o şey açısından çok iyi bir karakter bence. Öyle bir aile bağıymış. Anammış, babammış falan. Hiç umurunda değil yani bence. Çok Damon'a zaten benzettiler orada. Ee, ve sonra diğer çocuklara kavga çıkıyor. işte Damon'ın kızları diyor ki o bizim hakkımızdı. Bizim annemizin ejderhası. Ben binecektim ona kırbacı vuracaktım diye. Vay inerdin binerdin derken Lucerys ile de, Cesarys, Aemond'u, Aemond bunları dövüyor aslında ama onlar böyle bir gözüne kum atıyorlar, öbürü hançeri çekiyor derken gözünü alıyorlar çocuğun. Ve burada da Helena'nın aslında birazcık böyle geleceği bir şekilde gördüğünü, artık nasıl görüyor zihninde canlanıyor mu ya da işte nasıl bunu hissediyor mu tam orası açıklanmıyor yine demin bahsettiğimiz büyü olayları gibi. Ama röportajlarda mesela şey diyor Helena işte geleceği görebilen bir karakter falan. Çünkü şey diyordu orada işte bir gözü gidecek falan gibi böyle cümleler kuruyordu kendi kendine konuşurken daha önceki bölümlerde. Ve Eamon da ejderhaya karşılık gözünü kaybetmiş oluyor. Sonra da işte Renira ile Alison birbirine giriyorlar. Vay benim çocuğumun gözüne karşılık senin çocuğunun gözü falan derken yine ortalık karışıyor. Ondan sonra da ee, kavga büyüyor Hup. büyüyor. <laughs> Enay foray, Ay muhabbeti evet. ikinci ikinci sezon birinci bölümünde e, göreceğiz. Güzel galiba şeyler <laughs> Hani o zaman da söylemiştim hani bu sen sizden birisi gitti bizden birisi gitti hani kan davası <laughs> evet, kan davası başladı. <laughs> bir şekilde yani, bir sonu gelmiyor bir türlü işte. Ayment evet bu bölümde Ayment'in introduction oluyor herhalde. Daha öncesinde biraz daha ailenin loser'ı şeklinde takılırken burada um, yıllar yılı bullying um, yapılan şeye çocuğa nükleer silah verdiler. Um, en güçlü ejderhanın şey <laughs> sahibi oldu. Um, büyük ihtimal herhangi bir sorun yaratmaz ileride de bu <laughs> hiç şey yaratır mı ya, can hiç yaratır mı hiç yaratmayacağını zannetmiyorum yani zaten yarattı da ilk bir şeyde <laughs> Luke, yazık. yarattı da şeyde yani işte bu bullying altyapısını dizi ekledi hani şeyde yok kitapta böyle bir şey yok direkt daha fazla ben nedense bu karaktere bir türlü inanamıyorum. Yani bu yani bir şekilde bir inandırıcılığı yokmuş gibi geliyor bana. Bu adamın Eymond'un mı? Tipini mi yani diyeyim artık oyun evet anime anime şeyi karakteri gibi geliyor bana. Hani anime şeyi boss Aha. bad guy gibi geliyor. Birazcık hani dertliyim o konuda aslında. Çok fazla um, belki de aslında olması gereken onun. Hani bu da yeşillerin Damon, Damon işte Damon at home. Biz bu kadar yapabildik. Sizde siz Damon var ki Bizde bu kadar oldu işte. Bunu yapabildik yani gibi bir şey. Hani adamın oyunculuğu, adamın tipi, adamın e, çok... Ne bileyim o çocuklar gençken bu herif 45 yaşında gösteriyor. Diye bileyim. Biraz hızlı büyüdü. Çok da böyle... çok irileşti yani. Evet, biraz genç Hep irisi tip oldu. bir oyunculuğu var. Yok işte yarası var, gözünde mavi şey var. G şey üzerinde peç var bilmem ne. Sanki biraz um, şey oldu. Abartı bir tipe dönüştü. Ama çok fazla da metalili yoktu yani oynamak için belki ikinci sezonda um, rahatlar karakter biraz daha normal insan haline gelir. Çünkü ilk sezonda topu topu hani on cümle konuştu. Evet, bir de böyle <laughs> yapıyordu. Hani... Hmm, falan yapıyordu arada. <laughs> Aynen. Çok böyle kasıntıydı. Bir tek o Kristen Cole'la um, Eamon'u aradıkları yerde birazcık um, normal iletişim kuruyordu. Orada da habere ben kral olurum aslında siktir adayı falan diye geziyordu Evet um. or or orada da ilginçti evet ya onları kovalarken. Ben de olabilirim. Niye yani olmasın? Işte, karakteri evet ikinci sezonda büyük ihtimal daha iyi senaryo bulacak. Belki birazcık rahatlar. Ben de rahatlarım. Şu an için dizide en böyle cringe izlediğim karakter Eamon yani. Ya Eamon'u ben seviyorum ama çok bende de şeyde biraz eleştirim var. Çok Damon Mirror oldu tabi. Second Son tamam anladı şimdi. Waymond da mesela Second Son ama o daha farklı bir karakter. Veimund'u hani da az gördük ama mesela onun tep tepkisini, talebini anlayabiliyoruz. Mesela bir savaş sahasında gördük onu. Bir, genel bir atarlı bir kardeşimizdi. Ee, Belli ki Colista Colist çok seviyor. O da biraz daha hani bağını seven biri. Mesela Eymond'un öyle kan bağını sevme, Targaryen'lere coşma falan gibi çok bir şey de yok. Mesela Daemon'un ana motivasyonunun Targaryen milliyetçiliğinden geldiğini falan da biliyoruz. Eymond da yine bence o yüzden biraz şey gibi düşürmüş herhalde. Yine Alicent'ın kontrol edemediği etrafındaki işte hem kan bağlı hem kan bağlı olmayan diğer bir karakter. İşte Cole, Laris bir de Aemond. Çünkü Aegon'u mesela kontrol edebiliyor. Ya onu eline geçirdi zaten onu eline geçirmek için de o kapışmaya oluyordu son bölümlerde. Helena zaten hani öyle bir karakter değil. Onu hiç anlamıyor bile yani onunla iletişim kuramıyor ama kontrol edip etmemeye bir durum yok. Ama Aemond tam ona hizmet eden bir karakter gibi yazılmış durumda. E bir anda hadi ben de kral olabilirim şeydi biraz eğretiydi yani. Tamam hani senin öyle bir azmin nereden geldi kardeşim bir anda hani sırf Vegar'ı aldığın için. <laughs> şey olmadığını düşünüyor aslında herif. Onu birkaç kere şey yaptılar ya işte Aegon karayla kızla gezerken ben kitap okuyordum ya falan. Çalışıyordum falan, diyor falan. Işte. evet doğru. Öyle bir gazı var. Kendisinin daha iyi kral olacağını düşünüyor. Hatta Helena ile olan şey vardı ya ben evlenirim ya Vallahi çocuk da yaparım falan diyordu yani Helena. Duty'miz bu falan. Tabii o biraz daha kurallar çalışır gibiydi diyordu evet. Aynen kendisi şey yapıyor hani böyle. Aegon'dan daha iyi kral olurum ben diye düşünüyor. Hatta o Aegon'u kovaladıkları bölümde hani seyirciye bu Aegon'u öldürecek mi diye bir düşündürttüler hatta. Hatta Aegon da Don't kill mi diyordu galiba bir yerden. Aynen. Yandan. Öldürme beni diyordu şeyde. Ama Cole oldu olduğu için öldüremezdi zaten. kol çünkü Alicent'e evet. bağlı orada yani. Damon mirror olması da büyük ihtimal şey hani bütün biz birçok sahne gördük hani. Mesela Damon'ın Agen'in kafayı şey Eamon'un kafasını kesin. Eamon'un kafasını dedi. kesin de, Gösteriyordu ya şeyi. Damon hmm. böyle ooo hareket yaptı elbette. Yani, öyle biraz memboyluk var yani. Orada mirror olması da o kadar şey değil. Yani um, tesadüf bir şey değil yani. Büyük ihtimal um, Damon'a bakıp ben de bu amca gibi olacağım Büyüyünce fren diyordu <laughs> büyük ihtimal çocuğun <laughs> şeyi var. Sonra olmadı yani şey şey olmak için bir Matt Smith olmak gerekiyor. Matt Smith de bulmak zor. Zor. E, zaten tipi falan da biraz benz yani benzesin de o kastı bulmuşlar. Normalde baya şey bir çocuk böyle harbiden e, düzgün bir çocuk ve suratı falan da. Aynen bu arada çok cool karakter yani. Şey, gözükmüyor. Gözüküyor gözüküyor. Bu mu lan kralınız? Hadi <laughs> Bence çok cool adam oğlum. Şeydi böyle yani karizma yani herif. Giyimi miyimi de acayip. Bence böyle bir krala ihtiyaçları var. Benim tipim <laughs> değil abi. Ben <laughs> gelsin veririm ama yani bu adam gelmesin. <laughs> e, bu arada şey de oluyor evet. bu bölümde e, bir yemek sahnesi var İşte Vizeris artık son kez hadi bir araya gelelim mutlu olalım. <laughs> evet bir son yemek sahnemiz var. Rüya mı şarabı o? He? Rüya mıymış? Rüyaymış. Vardiyon diyenler hepsini evet rüy rüya gördü diye. Bu, bu teoriyi de konuşmuştuk galiba hatırlıyorum çok komikti yani. hmm. ee, ve orada da aslında Damon'la Eamon bir karşı karşıya geliyorlar o kavga çıktığında çocuklar arasında bir didişme oluyor falan ama e, ufak ufak zaten o şeyin tohumunu atıyorlar Damon'la Eamon bir noktada karşı karşıya gelecekler şeyi ama yani orada Eamon'ın şansı olur mu zaten e, bilmiyorum çok emin değilim yani ki ilk bölüm yani ilk bölümün adı da bu arada ikinci sezon ilk bölümün adı da a for a Sun belli ki orada bir ölüm ölüm bir şey göreceğiz daha ilk bölümden <laughs> ha, ilk, ilk sezonun videolarında pasa foreshadowing deyip millete şartlı yaptırıyorduk ya işte ha evet, evet. <laughs> yapalım onu yine bu sene <laughs> o fareleri gösteriyorlardı biz foreshadowing diyorduk işte o foreshadowing'lar gelip götünü tırmanacak insanların ilk bölümden daha <laughs> aynen ilk bölümden gelecek e, 8. bölüm Lord of the Tides e, 6 yıl geçiyor Leyna'nın ölümü ve cenazenin üzerinden Corliss ortada yok. Yani Collis e, tam 6 yıl önce bir gemiyle açılıyor, bir savaşa mı ticarete mi bir şeye giderken yaralanıp denize düşüyor. Ve bir taht oyunu da orada dönmüş aslında. İşte Raymond e, zaten onu zorluyor. Bak 6 yıldır yok artık ölmüştür, dönmeyecektir diye. Renis'i zorluyor. Renis işte diyor ki e, ...Corliss... serisi gösterdi. serisi onayladı. O olacak. Ee, ben destekliyorum diyor. Bu kavga başlıyor. Bir yandan bunu görüyoruz. Diğer yandan eee Arik ve Erik'le tanışıyoruz. İkizler. Eee Arik'le Erik ismi de her sırada <laughs> benim de <günesim> geliyor. <laughs> Thailand. Evet. Ne şey? Arik'le Erik. ikizler döküyor bizi ya. Evet ya çok ikiz var bu arada ya. Ta şeyler, Lannister'lar bilmem ne derken bu kavganın gölgesinde de Erik Erik bu arada bir, hangisi şeyindi? Ego'nun biri Arik. Erik Erik'ti mi? Hatta tamam. Eriktez daha sonra şey Renira'nın yanına gidiyordu. Ben sizin yanınızdayım diye ta şey tacı ona getiriyordu. Ee, yine bu bölümde Damon'la Renira tabii biz artık hani vizeleri görelim. Ben bu e, Driftmark'taki şeyi çözelim. Varis konusunu çözelim diye yanına gidiyorlar. Burada tabii Damon şeyi keşfediyor. Vizarisi ee, çay iç hocam çay iç iyi gelecek diye diye iyice böyle pasif hale getirmişler adamı. Ee, zihnini iyice karartmışlar. Biraz şey e, Lord of the Rings'teki Wormtongue gibi işte Warm Tank sahnesine dönmüş Theoden üzerindeki. Ee, onunla işte konuşuyorlar Edward derken işler karışıyor. Burada çok epik bir sahne yapıyorlar işte Viserys son anda taht odasına geri geliyor. işte Daemon onun elinden tutuyor. O diyor ki işte Bu bölümün yönetmeni gene bir bölüm daha yönetecek. Ya bunun yönetmeni kimdi hatırlamıyorum onu bakayım. Hatun da adını hatırlamıyorum ya. Ben de unuttum. Ben bakarız. Ee, güzel bölümdü bu arada. Aslında biraz e, televizyon seyircisinin de Game of Thrones'tan hatırladığı. Patel. Ha evet Patel aynen. E, Greta Veysel Patel. E, bu tarz epik sahneler aslında hem anlamlı hem sadece hani seyirciyi coştursun diye değil de e, bir yandan da gerçekten anlamlı da bir sahneydi. Çünkü en güzel yanı belki Damon'ın oradan çıkarken onun yanına gelmesi. E, işte destek olması, son kez işte tacı kafasına koyması vesaire. E, güzel bir sahneyle. Daha sonra da Waymond tabii tepkisini ortaya koymaya devam ediyor. Bunlar piç piç falan diye bağırırken sonra... ya, sus lan falan deyip bekliyordu. <laughs> Orada bilmiyorum artık. <laughs> değil mi? Yani... Waymond bu arada çok ber, berbat bir oyuncuydu ya herifi. Hiç inandırıcı bulmadım karakteri ben. Bu arada hani bütün kast içinde evet Wayman'da oynayan adam en zayıflardan biri olabilir gerçekten. Çok az da rolü vardı. Hep bağırıp çağırıyordu bir de. Belki ondan ikna edemedi bizi yani. <laughs> Bilmiyorum. Çok böyle böyle ne diyeyim adamın aksanından tut, konuşma stilinden tut, delivery'sine kadar böyle çok şeydi. O, bir şey oturmuyordu oraya böyle. Adam çok Abi sen Shakespeare oyunu oynuyormuş gibi oynuyorsun ama bu fantezi dizisi falan. Sen ne yapıyorsun? Hani neyse öldü zaten iyi oldu boş. Evet, <gülüyor> <git>. <gülüyor> bu arada demin yine konuştuğumuz Alison'ın e, biz çok etiyiz, biz kuralcıyız falan ikilemlerini körükleyecek bir olay daha oldu. E, oğlu Egon bir hizmetçi tecavüz etti. O sahnede e, bayağı aslında şey orada mesela oradaki kız da inanılmaz iyi oynuyordu. Yani o panik korku hali. Tecavüze uğramanın Öldüm. korkusu bir yandan ölüme korkusu falan. Acayip bir sahneydi o da. Ee, Öldürdüler galiba. Evet, yani sonra çay içirdiler kıza da. <laughs> Bilmiyorum öldürecek çay mıydı düşürecek çay mıydı ona emin değilim ben onu görmüyorduk. Evet, çay öyle mi? Emin hmm. misin? <laughs> Kardeşim yeşil... <Realiyeti> yani. <laughs> yeşilleri karıştırma şimdi ortalığı falan. <laughs> yaşatmazlar ona. Evet. <gülüyor> <gülüyor> onun dışında, e, yemekten bahsettik. Ha burada önemli bir konu daha var. E, Damon dağlardan yumurta toplamaya devam ediyor. Sarex'in verdiği 3 yumurtayı gidip alıyor ve e, şeylere veriyordu. Eğitmenlere veriyordu onları da. Onun dışında pardon, onun dışında ee, zaten masa konusunu tonuş, konuştuk yemek konusunu. Aslında o 8'deydi. Ben 7'de gibi söyledim de onu düzelteyim. Ee, yemekte 8. bölümdeydi. Ee, bu bölümde de başka da ekstra bir şey olmuyordu galiba. Evet böyle bitiyorduk sonra. Var mı ekleyeceğim bir şey burası için? Yumurtalardan falan bir şey çıkacak mı ileride? <laughs> Yumurtalardan ejderha çıkacak abi. Ne çıkacak? <laughs> Her şey, herhalde. Şeyi çok vurguladılar ya böyle işte. Yok Bale'ına ben bu yumurtayı seçmiştim o öldü. Şuna bu yumurtayı seçtim öldü. Sanki böyle yumurta seçmek kimler ölecek gibi bir hale geldi yani. Bakın yumurtayı seçtik ah gidecek o falan gibi mi oldu diye. <laughs> Neyse yumurta yumurtalar yani şu andaki yumurtaların büyüyüp ejderha olacağına bir şey yok artık. Aralık ya. zaman yok o kadar. Elimizdeki ejderhalarla yetineceğiz şu an için. Um, ama yumurtaların um, yani bir kendi bir şeyi var, hikayesi var. Hani daha çok um, ejderha evet. olarak değil yani. Um, Peki spoiler şey spoiler etmeyeyim. Ne denerse giden yumurtaları biz biliyor muyduk? O ona giden Dream üçünü. Ha okey tamam. Sonra 9'a geliyoruz. 9'da artık Viserys ölüyor. Viserys'in ölümüyle başlıyor. Zaten yine Cole'un hikayesini anlatırken işte burada Beesbury hemen kral ölür ölmez konseyde. Meğerse Alicent da şeyi öğreniyor. Çoktan egon'u kral yapma planı yapılmış. Lannister'lar keza diğer masada oturan herkes buna okey olmuş. Bir tek Beesbury buna itiraz ediyor. Beesbury'de itiraz edince Cole tarafından öldürülüyor zaten. Ee, sonra da Renira'nın ölmesi için de Commander Westerling'e Wester Otto emir veriyor o da işte hiçbir tepki göstermeden aman abi bana bulaşmasın falan deyip e, pelerini yırtıp gidiyor o Otto da işte tam Tywin şeyi burada yani, yani gidelim Renira'yı öldürelim savaş çıkmadan olayı bitirelim hani evet. Tywin de şey diyordu ya canım işte Red Wedding'i yaparak birçok insanın ölmesini savaş çıkmasını engelledik 3-5 tane <laughs> adam yemek yerken ölmesi mi daha kötü? Hani bir sürü insan savaşta ölmesi mi daha kötü? O <laughs> da aynı that's kafada. Renira'yı <laughs> gidip öldürürsek hall hallolur bu bilen diye şey yapıyor. E işte. Yani. Ben, ben kendi çaba <laughs> senden haklı herif. Büyük ihtimal onun diyoruz ya self-righteous yeşiller <laughs> diye. Adam onu düşünüyor aslında. Ben diğer hizmet ediyorum sava işte savaşı engelleyerek diyor. Halbuki <laughs> herifin bütün şeyi 20 senedir iç çıksın diye çalışıyor herif. <laughs> Yani hep çok tanıdık konular aslında. Kulağa fısıldayan yancılar. Ee, evet. Daha sonra tabii Otto bu arada bu dediğini diğer aileleri de hemen yapmaya başlıyor. Bütün havuzları çağırıyor bir anda. Egon'a itaat etmeleri için. İşte e, iki kişi itiraz ediyor burada. Housefell ve şey neydi? Colwell. Lord Colwell itiraz <laughs> ediyorlar. Yaptı tabii altı o... aile itiraz ediyor. Um, onların hepsini yaptı. Asıyorlar mıydı? Kolvede asıyorlar. de asıyorlar. Evet. Ama... Yani. Asmak işte dedi daha önce de konuşmuştuk burada. Um, ekstra bir saygısızlık. Tabii <laughs> İdam canım. edeceksin elle birisini. Temiz edeceksin. Um, burada Otto um, ama muhtemelen... belli bir şeyin ona uygun hareket etmiyordu ama kitapta yani dizinin onun öyle bir şey yapacak şey yapacağını yani sonradan önemli olacağını zannetmiyorum ama işte burada um, bir altı kişi kitapta diz çökmüyor onların hepsinin idam ediyorlar. Sonra burada bu arada Housefell'in lideri de kadın. Ona bir şey oluyor mu görmedik onu bu arada. Kolveli asıyorlar ama kadını as asıyorlar mıydı onu görmüyorduk sanırım. Yani... O duyarız sonra, <laughs> muhtemelen öldürdüler diye. E, onun muhabbeti gelir. E, muhtemelen bu iki aile de zaten Renneraya destek verecekler yani. Artık zaten sonraki şeyde um, Rennerin masasında destek veren ailelerin hepsi zaten o aileler. Merifeder, Hayford, Hart, işte ha, Buckler, doğru, bilmem. Onların, ne? Doğru, doğru. Damon sayıyor ya o ailelerini. Onların hepsi aslında işte bu diz çökmeyen aileler. Onlar direkt zaten Rennerin yanında doğru o sahada varlardı burada tabii birisi daha var. Önemli bir kişi daha. Renis de burada tutsak tutuluyor. Renis de orada. Ee, Renis tutsak tutup Tutmaz, Tutmaz olaydınız. Tutmaz olaydınız. Ortalık karıştı. Alicent aslında burada güzel bir şey söyledi. Pardon Renis. Alicent onu ikna etmeye gidince sen hani tamam kendi kafanda etik şer yaptığını düşünüyorsun da yine hep devamlı erkeklere hizmet ediyorsun. Başka bir şeyin yok yani senin falan gibi böyle ağır bir cümle kuruyor. Alicent de falan yapıp gidiyor. He? Kendini hiç tahta hayal ettin mi diye soruyordu. Evet. Hani evet. hiç kendini bile hayal, hani hayalinde bile kendini o tahta koymamışsın diye şey yapıyordu. Aynen devamlı e, hiç bunu düşünmeden erkekler neyse yapıyorsun abi kendini hayal edebilirdin orada diye. Ve sonra işte o tartışmalı Renis sahnesini izledik. İşte tam Egon'un krallığı ilan edilirken. Renis böyle e, keep'in içinden çıkıyor işte ejderha ile. Ya tabi burada e, ben o zaman da söylemiştim. Yani Renis hemen bir bölüm sonra şey diyor. Zaten Damon soruyor. Niye yakmadın lan bunları falan diye. Sizin savaşınız diyor. Yani Çünkü Renis de aslında içten içe ben de kraliçe olabilirdim şeyini belki de yaşıyor. Unutmuş gibi ya da sallamamış gibi düşünse de belki bu akış içerisinde onların birbirini yok etmesinin kendisine yol açabileceğini düşünüyordu olabilir. Onu da herhalde göreceğiz ileride yani bu niye yok etmedin yani bunu çok tartıştık o zaman da yani birçok açıklaması olabilir de bu hmm. niye yok etmedin ee, şeyi birazcık hindsight şimdi renesin önümüzdeki 3-5 senede ki çıkacak savaşı bilmem neyi orada öngörmesi de oradan sonra o ben bundan sonra işte bu kadar olay olacak bu olayları ben burada engellerim hani Tabii. diye bir öngörüş yapması saçma yani o anda sadece bir aile krizi olduğunu düşünüyor yani bütün ailenin birbirine gireceğini o kadar hani savaş olacağını düşünmüyor bir de um, şeyde Westeros'ta bu kinslaying olayı vardır hani um, daha çok şeydir eğer hani akraba kıyımının çok günah olduğuna in inanılır ve de tabudur yani Westeros'ta Aha. bu. Bunun geldiği yerde işte akraba kıymı bir şekilde hani kraliyette olduğu zaman her zaman yani herhangi bir ailede aslında olduğu zaman o aile için felakete so sonuçlandığı için bir tabuya dönüşmüştü. Hani bu eee um, Jaime Lannister'da bütün... da öyle ya işte Kingslayer, Kingslayer hiç başından gitmiyor yani. O <laughs> bir Kingslayer. işte bu kralı evet. öldürmek de bir tabu. Kingslayer, hani akrabayı öldürmek de bu tabu. Hani bu tabular eee um, ağır bir şeydir hani bu birisi bir akrabasını öldürdüyse bütün hayatı boyunca ona King e, Kingslayer diye şey yaparlar. Jamie'ye de Kingslayer diye yapıyorlardı. Hani e, öyle bir tabu da var. Hani belli bir tabu var ve de Reynes, e, ilerideki olayları öngörmesi mümkün değil. Yani biz ileride iş savaş çıktığını bildiğimiz için ha bak orada biterdi ama ben sana 20 tane biteceği yer sayardım yani. Tabii canım bu e, arada. Çok var. <laughs> <laughs> yani her bölümde 10 tane var. Şunu yapsaydı da iç savaş çıkmazdı dediğimiz şey. O yüzden çok fazla nasıl olduğuna dair hani yakmadı ama işte oradan böyle çıktı işte yani bu 9. bölüm sondan bir önceki bölümde Game of Thrones geleneği genelde büyük bir olay olur ya işte bunu tamamlamak istemişler herhalde o sahneyi koymuşlar evet. hani çok fazla şey değil yani Aegon sahnesi Aegon'un taç giymesi nin aslında önemini biraz şey yaptı o sahne ne diyeyim Egon'u taç giyerek bıraksalar da belki daha iyi olurdu yani en son Aegon'u sevinirken kutlarken flan şey geliyordu de, falan giyerek, ha, belki orada bıraksalar da daha iyi olurdu çünkü bir sonraki bölümde Otto'nun da söylediği bir şey var Aegon'un adı Aegon King's Landing'de Yaşıyor. Kral işte tahtta oturuyor. Aegon'un tahtında oturuyor. Aegon'un kılıcı elinde. Aegon'un tacı kafasında. Hani normal insanın kraldan bekleyeceği her şey Aegon'da şu var. an. Evet. Rhaenyra'nın elinde sadece Ay, benim babam beni yaptı. Bana söz vermişti. Sözü var. Normal. Free şeyin folk'un ne diyeyim. <laughs> um, free folk değil de normal insanların gözünde baktığın zaman <laughs> halkın gözünde evet herhalde bu kralların clutch bunda Blackfire bunda Aegon'un tacı bunda e, King's Landing'de zaten bu çocuk oturuyor başka öbür hatun nerede bilmiyoruz onu Tabii. hani o önemliydi asıl burada işte bu Rhaenys sahnesi biraz onu bozmuş gibi oldu işte çok da bir şey kattığını söyleyemem açıkçası genel hikayeye. Orada hmm. çıkmış olmasının. Ama asıl önemli şey burada ileride de zaten kullanılacak olan Aegon'un legitimesi. Hani legitimut bir kralın legitim olması hani üzerinde toplayabileceği bütün legitimesi şeyleri var Aegon'da. Hani Aegon'da. Hani ileride de ikinci şeyde iç savaşında Blackfire iç savaşında da Damon Blackfire'da ha kılıç bende o zaman ben ım, kral olmalıyım diye savaş çıkarıyordu. İşte o Blackfire'da bu adamda yani. O bir şeyin simgesi, kralın simgesi yani. Her neyse önemli olan bence herkesin halkın Egr'i nasıl gördüğünü hatırlaması lazım yani ikinci sezona girerken. Aslında evet, o öyle. temsili yaptılar o, bu arada. De değil yani. O çıkmıştı hatta bu çıkmıştı hatta yani. Kimse umurunda değiliz. Onlar bakıyor. <laughs> beni yakmasınlar ejderha ile de ne bokerlerse yasınlar <laughs> açız aç peynir olmuş 1500 lira falan diye bağırıyorlar böyle. <laughs> aynen yani bizim tarlaya ejderhayla girmesin hayvanlar da ne yaparlarsa yasınlar evet oradan da 10. bölüme geldik Black Queen baya artık Westeros'ta politika zamanı başlıyor kim kime yanına gelecek kimi ikna edeceğiz Daemon daha bu arada Renira'da da son çocuğunu doğurmaya çalışıyor tek başına Ayakta. Bu bölümü de uzun uzun konuşmuştuk zaten. E, ve çocuk ölü doğuyor. Bu politikalar dönerken, Damon savaşa girmeye hazırlanırken, e, Renira'nın çığlıkları arasında bu şeyi yapmak e, bayağı da aslında yine iyi bir sahneydi. Ve çocuk biraz böyle şey e, tuhaf çarpık böyle kafası falan farklı işte. böyle Dragon bir... baby evet. abi. Aynen bir dragon baby şeyi var. Dargaryen'lerin e, meşhur dragon babysi. Aynen, ee, o şekilde. Deniz'de de, Deniz'de de vardı, evet bu arada. Ee, ve çocuk ölü doğuyor bir şekilde. Ve daha sonra işte Corlis e, dönüyor, Corlis dönünce Renis'in desteğiyle e, durumu anlatıyor Renis ona işte bak şöyle oldu böyle oldu diye. Ama tabii bir yandan şunu da hatırlatalım, hani Renis ve Corlis e, oğullarının hala öldüğünü biliyorlar, yaşadıklarını bilmiyorlar. Renira'nın onu öldürdüğüne hala inanıyorlar ama bir şekilde Renis. Ee, tamam artık hani buna yapacak bir şey yok. Polis mi? Kardeşini de Damon kesti kapasını. <laughs> Ama o bir da çok konuştu de. falan diyor böyle. Hak Aynen. <laughs> 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 Aynen o da ikna olan Damon. Hep çok konuşurdum be öldüm be falan deyip <laughs> ee, Daha sonra işte Erik taçı getiriyor Enira'ya işte hararetlenmeye devam ediyor vesaire. Ve yine aslında dizinin başına dönüyoruz. Damon'la Otto yine merdivenlerde e, şeyin e, Stepstone Step değil orası neydi bunların mekanı? Ha, e, Aynen orada nerede? Ne, Targaryen'in. Dragon Dragonstone. Ha Dragonstone'da merdivenlerde yine Otto ile Damon karşı karşıya geliyorlar. Otto gene kendisi geliyor çünkü ondan önce Alicent'in bir gelme, konuşma evet. İsteği var galiba bölümün başında. Var. git Ben yani. gideceğim diyor. Hatta şey e, ta yine sezon başında Renner onu tarih kitabından koparıp verdiği bir sahne vardı. Bir bir sayfayı hmm. koparıp ona veriyordu. O sayfayı işte babasına veriyor tekrar. Bak bunu sen... gözü çıktı be. <laughs> Koparılır mı? <bilmiyorum? gülüyor> evet lan. Yani, koca tarih kitabının da sayfasını yırtma Başka kaynağımız yok zaten. Matbaada da yok anasını satayım. Adamlar eliyle yazıyor kitapları. <laughs> <laughs> Renan'ın da burada konuyla hiç alakası olmadığını zaten biraz görüyorduk. Hani ezberliyor. Tam bir şey e ÖSS çocuğu Renan'a belli. Yani ezberliyor. işi o bitince. Kitap aslında, o kitap biliyorsun şeydi. Nymeria'nın kitabıydı. Evet. O kitabı versinler. Ryan Condal'a Ten Thousand Ships yazarken kullanır. Kullanabilirdim. Var orada bilgi. Var. <laughs> Vardır. Kesin vardır. Çünkü bu arada. Jo yok onu biliyoruz. <laughs> o da Edison'da galiba şu an onu bulmaları lazım. <laughs> ama bulun. Ee, bu bulun. bu karşılaşmada da işte aslında generous bir teklif sunuyor. İşte Dragon Bo Dragon Stone sizde kalacak. Ee, işte Jason. Lan bizde zaten ama ne konu çocuğu? Kimin anını kime veriyorsun? Eşşi oluyor. Öldürmeyeceğiz işte sizi diyorsun. <laughs> 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 ee, i̇şte Trueborn sound olarak Jace kabul edilecek. Driftmark da işte. Çocuk olacak. Rehin alacağız. Re rehin alacağız. Damon'ın çocukları da işte gelecek bize işte şey olacak. Cup e, bir olacak falan diye. Tabi Damon orada hemen atarlanıyor. Çocuklarımı senin e, yavşak onun yanına vereceğine bizzat ben öldürürüm falan diye. E, bu arada ondan bahsetmedik. E, Viserys ve Aegon da e, şeyin çocukları. Damon'la Renira'nın çocukları da doğuyor. Hatta Viserys Agen. ölmeden önce ona tanıştırıyorlar. Evet birinin adı Aegon diğeri de Viserys. Ee, Aegon the da... Younger diye geçiyor. <laughs> Harbiden küçük Aegon herifin Şey gibi 90'lar futbolcuları gibi ya. Hakan küçük Hakan. <laughs> Şifo Aegon'da biz ona Şifo Aegon diyorduk geçen sene. Evet Şifo Aegon. <laughs> Şifo Aegon'u da bir noktada göreceğiz. Şifo Geoffrey ile beraber. Küçük çocukların da ne bok yiyeceğini ben de merak ediyorum açıkçası. Ve daha sonra e, tabii Damon pardon Renira e, bir yandan da işte bu politikalar dönerken e, Cesaris ve Luceris'i diyor ki siz biriniz Stark'lara gideceksiniz biriniz Baratheon'lara. Çünkü onlar şey kendileri istiyorlar bu arada bizi gönder işte daha ikna edici olur hani öyle mektup yollamayalım kargayla falan diye. Tamam diyor e, Renira da onları yolluyor. E, bir yandan da Damon'la da tabi işte bu yine bu videonun başında da konuştuk kehanet muhabbeti başlıyor. Damon delirip e, vay bana söylememiş yavşak Viserys diye bir Rhaenyra'nın boğazını sıkıyor vesaire. Ortalık zaten orada da gerilmeye başlıyor. Aslında dizi burada artık ikinci sezonda neler görebileceğimize dair ilk işaretleri veriyor. Kim kimle didişecek ne olacak. Ve kapanışa doğru giderken de e, Lucerys Baratheon kardeşimizin yanına gidiyor. E, oğlan Baratheon'un. Orada Aemond'la karşılaşıyor. Eymut da diyor ki vay kardeşim buraya kadar gelmişken bir gözünü almadan bırakmam. Bırakırdım bırakmazdın derken ejderhalarıyla gökyüzünde uçarlarken. Aslında ikisi de kontrol edemiyor bu arada ejderhasını. Russelis de edemiyor. Gidip e, Veigar'ın suratına ateş atıyor. Veigar da ateşi yiyince bir sinirlenip e, bunu yiyor. E, orada Eymund'un surat ifadesi çok iyiydi Allah ya ulan. <laughs> Dev sıçtık şimdi bok yedik <laughs> bakışıyla. E, Öyle şey tamam. basmamıştım ya. X'e bastım eşyalı <laughs> <olan> şey. <şefe. gülüyor> Hayır kol basmıyor falan diye deliriyor orada böyle. Ulan neyse deyip e, giderken tabii ki haber acı haber. E, Bu da aslında şöyle. kitapta um, belirsiz bırakılan bir şey. Hı -hı. Nasıl? Um, ne olduğu. Daha doğrusu belirsiz bırakıldığından daha çok hani um, Egan'ın yanlışlıkla ya da kontrol edemeden öldüğünden daha çok işte Egan'ın öldürdüğü söylenip geçiliyor yani. Eamon'dan. Yani bu Eamon'dan pardon. şey. Bu bence güzel olmuş. Çok hani kazayla öldürdüğü de daha çok işte gençlerin ve de Veigar anasını satayım. Ejderhaların kavgası gibi oluyor aslında birazcık. Yani Valeria'dan kalma ejderha hani yüzü bilmem 180 senedir Aegon'la gelmiş, ortalığı işgal etmiş. Artık iyiden iyi yani ee, öyle senin Aemon'un bilmem neyin kontrol edilebileceği bir hayvan değil yani. Bütün hayatı ortalığı yakmakla geçmiş. Görmüş geçirmiş. <laughs> yani sen daha dün bindin bu ejderhaya. Bir de e, o kontrol meselesi de hani açıklanan bir şey değil yani. Nasıl bir ilişki var arasında ejderha ile şeyin. Hani böyle bir şey teorisi de vardır. Hani Aemond'ı evil olmasının sebebi Veigar aslında diyen adamlar da vardır. Hani hmm. aslında Veigar'ın kişiliği Aemond'ı manyak yapıyor um, diyen adamlar da var. Olabilir de. Olabilir. Hani çok um, şey bir ejderha aldığı için um, eski yaşlı bir ejderha olduğu için bence bu güzel. Hani kazayla olmuş olmasının çok da bir önemi yok. Kimse de Aegon'a Aemond'a. E kazayla olduysa tamam hadi tamam. direkt <laughs> demeyecek. <gülüyor> O zaman hani, sorun yok bu yani. aynen ikisinin kontrol edemiyor olmaları genç e, çocukların e, mantıklı bence. bir e, bazı insanlar hani "Aa yine kaza oldu. Kazayla yaptılar. Kazayla mı başlayacak savaş? Bilmem ne falan." diye. E Yani çok da önemli değil şu anda ne olduğunun. Evet. Amon'da, ben ben kazayla öldürdüm. Kusura bakmayın. Buyurun lokum getirdim size." falan diyem diyemeyecek yani. O yüzden çok da önemi yok. Aim büyük ihtimal Um, kitapta Eamon da şey yapıyor hani um, Alicent ve Otto kızıyorlar. Aegon sahip. Çünkü burada bakalım nasıl yaşayacaklar hani um, Onu göreceğiz Aa, ka kazayla öldürdüm mü diyecek yoksa girip böyle öldürdüm peçi falan mı diyecek. Göreceğiz bakalım. <laughs> ben olsam <laughs> öldürdüm peçi derim yani bari. Namım yürüsün. Bu arada Vegar tarafında bence Vegar'ın Aimond'u delirtiyor teorisi şurada çöküyor. E, çünkü daha öncesinde Vegar e, şeyle takılıyor, Lene ile takılıyor. Ve Lene ile de şeyi görüyoruz. Yani Aimond'da dolaşırken e, Damon'la pardon, gayet eğleniyorlar. Çok fazla, kontrol altında hiçbir öyle şey yok. Takılıyor yani hatta yani ne kadar on... Ne kadar zaman geçirdiklerini hatırlamıyorum kitapta gerçi bilmiyorum. E, ya işte şu zaman konusu bence şöyle e, zaten hani çocuklar ejderhalarıyla büyüdüğünde muhtemelen daha mutlu bir ilişki oluyor. Yani daha hani tabii kontrol konusu yine orada ama en azından daha mutlu. Benim buradaki bakış açım biraz da hani Reyna'nın da aslında daha e, hayat görüşü, insani tarafı daha normal. Daha normal biri günün sonunda. Eymund gibi zaten Eymund küçüklükten beri hep e, buraya olduğu için şey yapam yani kontrol aşamasında zaten çok başarılı olamayacağı da belli. Yani o zaten baştan bir beceriksizlik var ya. Biraz onun da etkisi var gibi. Hani delirttiden çok evet Veigar zaten kontrol edilemez kadar güçlü. Ama bir yandan da e, da zaten onu kontrol ede edebilmeye çalışacak kadar bile yetenekli değil aslında göründüğü kadar. Aynen ben o kontrol edildiği şeyi ben, ben inanmaması benim kafamda daha çok şey Ne oldu? Senin görüntü kilitlendi. Koptuk mu? Ne oldu? Hemen bir bakalım. Ta tam kritik anda bağlantı koptu galiba. Bakalım şimdi bir saniye. Bir daha bağlayayım en iyisi. Şöyle yapalım. Heh, geldik. Okay. Tam şeyde koptun abi. Bağlantı konusu diyordun. Orayı konuşuyorduk. Orada koptun. Ya i̇şte bağlantı konusu şey. Yani benim daha kafamda şey var. Yani, yani nasıl kontrol edildiğini bilmesek de bir şekilde çocuklar mesela Eymut belki Luke'u öldürmek istemiyor mu kafasında içgüdüsel olarak ona saldırmak istediğini Veigar istedip saldırıyor olabilir Heh. aynı şekilde. Aynen işte. Yani, şimdi aynısı geçerli. Yani ne o şeyi ne diyeyim hissiyatı kontrol edemem. Hani öldürmek istiyorum filan diyor. İşte bunu ergen yani du duygularını kontrol edemiyorlar. Edemiyor. Yani. İçki duşağı hareket ediyorlar. Yani işte o duygu patlamasının ejderhada da bir reaksiyonu olmuş olabilir. Yani ben Tabii. daha çok öyle düşünüyorum. Hani sen istemesen de ejderha senin aslında istediğini ya da duygularından istediğini şey yapıyor. Çok da önemli değil hani. Ne olduğunun çok önemi yok çünkü <gülüyor> <gülüyor> kimse <gülüyor> Zaten... kimse de <laughs> sallamayacak yani şeyi. Evet. Eamon'un ne dediğini o yüzden girecek onları. Şimdi ejderhalardan aslında konuşmuşken sona geliyoruz artık. Son hadi son 5 dakikada bence şeyi de toparlayalım. Ejderhaları bir hatırlatalım. İnsanlara kime aitti neredeydi sen de bu arada Vega ile ilgili bir şey anlatıyordun eğer hala hatırlıyorsan bir de o detaydan bahsedersin. Şimdi Balerion hep bahsediliyor aslında yani son en büyük ejderhalardan biri zaten ölü onun hep kafatasını görüyoruz King's Landing'de. Onun dışında şu an hayatta olanlardan Vermax var Jason Cesaris'in ejderhası. Arax Luke'un e, ölen Lucerys'in e, ejderhasıydı. O da öldü zaten. Karaxis, e, Blood, e, Blood ya da Worm tam nasıl okunuyor bilmiyorum. Daemon'un e, ejderhası. Ki o zaten e, yine ilk sezonda çok konuşmuştuk böyle daha tuhaf. Böyle kafa yapısı bir değişik. Boynu çok uzun. Sesi bile farklı. long farklı. Boy. Ha? Long boy. Evet long boy böyle değişik bir hali var. E, Helena'nın ejderhası Dreamfire. Ee, Darin Fire zaten çok iyi işte şu isim olarak Daynayla. Ee, Renisinki yine Melis e, Red Queen e, lakabı. O da hayatta bir şey yok. Baylanın ki Moon Dancer. Bayla ile zaten Bayla da Daemon'un e, kızı. Ee, Leananın ejderhası Sea Smoke. Evet ortalıkta yok. Ee, şu anlarda işte takılıyor falan dendi son Leanan gidince. Onda da böyle bir şey anlatısı vardı işte sağda sol çok çevik bir ejderha aşırı hızlı falan gibi. Onun dışında e, yine başıboş ejderhalardan e, Silverwing var sanırım şu anda eski Alice'in tarihleri. Başıboş şöyle iki tip boş, boş ejderha var. Birisi daha önce binicisi olan ejderhalar. O um, o Vermitor Ceheris'in Silverwing evet. um, Ceheris'in ve ee, de Sea Smoke işte Leonor'un ejderhası. Hmm. Onlar hani evcil. <laughs> daha önce birinci kabul etmiş ejderhalar. Birincileri ölmüş. Ee, başı bol, yani vahşi ejderha. Hani Dragon Stone sonuçta ejderhaların daha böyle sevdiği bir şey. Ne diyeyim? İklim ya da şey ortam. O yüzden o şeyin um, ...Damon'un... ejderha yumurta çiftliği Dragonstone'da güzel iş yapıyor. Ama işte orada vahşi hani kimsenin bilmediği ejderhalar da var. Ki um, işte şey var. Um, Sheep Stealer diye bir ejderha var mesela işte. Hmm. Um, şey koyun çaldığı için <laughs> koyun <halkı> çalacak. <laughs> um, aynen. Çok yaratıcı isim. Gerçi yani ...halkın verdiği isim. Şipstealer hmm. bu gelip bizim koyunları çalıyor falan diye. <laughs> Mantıklı oğlum zaten ne isim verecek başka? Azıcık güzel. Gray şey Ghost var. var mesela. Gray Ghost çok az gözüktüğü için. Hani çok böyle... Um, ha, ...utangaç bir ejderha. Ona Ghost diyorlar. Bir de Cannibal var. Cannibal da gidip e, ejderha bebekleri, yumurtaları falan yiyen bir ejderha oh. kardeşimiz. O da bayağı bir <laughs> e, şey. Hani şeyde de... Um, ...ejderha çeteresini tutuyordu Damon... Evet. Bizde bunlar var işte bizde o 14 tane var onlarda 4 tane var işte o, o 6 tane başıboş ejderhayı da sayıyor ee, o yüzden bu um, bu sezonda o başıboş ejderhalara kim binecek diye bir plot da var yani hani um, dedin ya işte Egon'un pitchleri var işte um, bu ejderhaları sürücü bulmak hani daha bir kritik hale geliyor ejderha bulmaktansa. Aynen. Tabii abi sürücü yetiştirmek zor zaten. Ehliyetler de <laughs> şey yapamıyor. <Aynen. gülüyor> yani şey em, ejderha sanırım kaç oluyor işte 12'ye 4 mü oluyor? Kaç oluyor? Şey e tabi diğer bir... tarafta olanlar da var işte. Egon'la Egon'un ki bu arada şey Sunfire. E zaten Eamon'daki Vegar işte. ikisi var. Ee, yine hmm. Helena'nın Dreamfire'ı var ama Helena zaten savaşacak biri de değil. Yani Helena'nın ejderhasının <laughs> olması çok anlamlı değil zaten. Yani. <laughs> Helena'nın ejderhası işte Daenerys'in yumurtaların geldiği ejderha. Evet. Ee, ve Dreamfire'ın e, daha önce yumurtladığı ve de Alyson Farman denilen bir karakter var. Onun çaldığı <laughs> yumurtalar. 150-160 sene... <laughs> Sonra gene yumurtladılar yani ilginç. Tabii bu ejderha dediğin zaman tabii böyle şey değil bu. Hatta bu ilk sezonda ejderhalarla ilgili um, önemli bir şey açıklamıştı. Bu Damon'ın söylediği bir şarkı vardı ya işte. Hı hı. Um, i̇şte Wyvern'ları aldılar işte bir de Fire uh, ne Fire bak ateşli bir böcekle işte Wyvern'ın doğal hayvan olan Wyvern'ı birleştirip Blood Magic'le ejderha yaptılar falan diye bir şarkı söylemişti. Aslında o böyle şey harbi harbi nasıl ejderhaların yapıldığını. O Vermitor'a söylediği şarkı oldu. mıydı? Aynen aynen. Ha okey. O, o aslında o... ejderhaların yapılışının şarkısıydı. O da büyük ihtimal George'dan geldi. Hı hı. Hatta şey olarak geldi. Şu kitaplarda yok tam olarak ejderhaların nasıl ortaya çıktığının. Hani Blood Magic'le yapıldı falan deniyordu da. Daha çok reçetesini verdi. Bir adet Wyvern, <laughs> bir adet Firebug. Bunları şey yapıyoruz, seviştiriyoruz. Üstlerine de bir kanat sıkmıyor. <laughs> Blood Magic Potion oldu. Coca-Cola'nın gizli <laughs> formülünü buldu ya. Şerefsiz o. Aynen. Yumurtaları koyun, kapağını kapatın. İki saat sonra gelin. <laughs> Kısık ateşte iki saat bekletirseniz. Çok Aynen. güzel. Slow cooker varsa daha da güzel olur. <laughs> <neyse. gülüyor> Öbür tarafta bir de Darren'ın teseryonu var ama um, o şeyin. Tabii onu daha hiç görmedik. Bilmiyoruz onu ya. Yani. <laughs> Sahibini de görmedik. Ejde Sahibi de görmedik. Aynen. Burada herhalde A kilit oyuncu Vermitor olacak ama. Yani sonuçta Vegar'a Vegar'la aşık atabilecek en büyük o. Vermitor, Bronze Fury. En yani son işte yine hatırlamayanlar varsa Damon'un senin demin bahsettiğin şarkıyla kontrol edip etmediğini orada görmedik ama bir en azından bir sen kimsin hayırdır bakışı attı Ejderha ona ama belli ki kontrol edecek bir şekilde ama tabii şey nasıl oluyor yani ona kim binecek ki aynı anda iki ejderhaya binebiliyorlar mı mesela o da o da karışık iş yani yok başka yani iki ejderhaya binemiyorlar bir ejderhaya iki üç kişi orada da bilmiyorlar <laughs> minibüs hani... gibi değil mi <laughs> öyle şeyden duvarın kuzayından minibüs kaldıran deniz şeklinde de olmuyor yani genel olarak da lord şeydir yani um... Ejderha um, Ejderhasını <laughs> Ejderhasını kaybeden ya da ejderhasını um, bırakan hiçbir kimse yoktu. İlk defa dizi bunu evet, Leonard'la yani. yaptı. Herkes ölerek bırakıyordu. Um, ejderhasını bırakan bir Targanya yoktu. Ha, artık ben istemiyorum seni Siktir git diyen hiç çıkmamıştı. İlk defa Leonard yaptı bunu. Zaten ondan biraz nördrej oldu. hı. -hı. Ama birisi ölünce ejderha tekrar başka birisini kabul edebiliyor. Yani bu ejderhaların şimdi bir ömütörü falan başka birisini kabul etme ihtimali var. Ama ejderhan ölürse sen bir daha ejderha alamıyorsun. Hmm, anladım. Orada ejderhan ölür de sen ölmezsen bir daha ejderha binemiyorsun. Vizeriz örneğinde olduğu evet. gibi. Um, yani bu şey gerisinde bilmiyoruz mekaniklerini Kimin binebileceği. Hani Targaryen, Valyrian kanı olması gerekiyor. Um, Ejderhan'ın seni kabul etmesi için. O yüzden... işte pitchlerde bilmem nelerde işte... Ben gizli Targaryen'im Tyrion falan geliyor işte. Ben Targaryen'im aslında. <laughs> Binebiliriz. <laughs> bütün Oğlum, gizli Targaryen'ler Bu sefer de şey işlerin. olmasın. E, Aemond'la kolu to yolluyorlar yine dışarıya. Oğlum siz iyi buluyorsunuz bunları. Bana gidin bütün... E... Egon'un piçlerini getirin. Bunlara ejderha bindirmeye çalışacağız diye. Olabilir abi şey yani. Sen Targaryen kanı mısın? Evet. Targaryen kanı. Bin çık tepesine bilen diye. Harlarsa değilmiş kan. Targaryen. İlan veriyorlar mi? Targaryen kanı aranıyor. Başvurmak için şartları. <laughs> kan grubunuz ne? Targaryen mi? Yoksa sıfır araç Targaryen bizim. E bin o zaman. Görmütör üfledi. Değilmiş. Yalan söyledim. <laughs> <laughs> yandı bu da yandı Allah kahretsin. <laughs> Aynen. Um, yani şeyde um, yani sonra daha çok konuşuruz tabii yeni şeyde spoiler etmeden çok fazla girmeyelim. Um, zaten bitireceğiz artık son 3-4 dakikamız. Ya, ekleyeceğim yani bir şey daha. bitir abi varsa zaten. Daha bir yeni sezonda 8 bölüm Herhalde bir 38 saat takriben Muhtemelen. <laughs> bayağı konuşacağız. Ee, yine hatırladım. bölüm bölümde 60 dakika onun videosu da 4 saat olur herhalde artık. İkinci bölüm zaten daha çıkmadan ünü yayıldı ya. İkinci bölüm çok fena çok fena diye. Önden bir gazladılar en uzun, En uzun bölüm Game of Thrones Hayri'nin. Evet. Hem en uzun bölüm, bölüm hem de bayağı olaylar olacak gibi. Yine hatırlatayım. Ikisi... Yani i̇kinci bölümde ben bilmiyorum. Birinci bölümde büyük ihtimal... Um... İkinci bölüm adı şey Bilmiyorum. ya neydi? Sen kitaptan daha iyi biliyorsundur. Peynir, meynir ne? Öyle bir şeydi. Blood and Cheese mi? Ha aynen aynen. Ha, i̇kinci bölüm mü Blood ha, and Cheese? Okey. Blood and Cheese aynen. Yani, okay. En azından öyle duyuruldu yani, galiba. Yani. Evet. Yani yine bir bakayım Google ama. Google'lamayın gençler eğer yani spoiler yemek gibi derdiniz varsa. Evet bakmayın zaten hani şey değil. Daha doğrusu şöyle duyuruldu galiba. Hani Blood and Cheese ikinci bölüm olacak. Hani %100 öyle duyuruldu mu şimdi hatırlayamadım ama sanırım ikinci bölümde Blood and Cheese olacak muhabbeti çıktı. Zaten o bölüm okay. olursa zaten detaylı konuşuruz. Blood and Cheese ikinci bölüm olacaksa bu çok fazla yol alamayacak herhalde dizi yani bu... Um... 4 sezona gidecek gitmek zorunda kalacaklar o zaman. 3. sezon onayı hemen verildi bu arada. 3. sezonu yazmaya evet, başlamışlar. 4 görür 4, 4 olmak zorunda kalacak. Aynen 4 görürüz yani. 8 bölüm olmasının sebebini de Ryan Kondo şey olarak açıkladı. Hani bir bitirmek istediğimiz yere tam oturduğu gibisinden açıkladı. Evet. Ben de onu yani, okudum. Galiba hani 10 bölüm olsaydı aslında gelecek sezonun açılışına koyabilecekleri çok iyi bir iki bölümü kaçırmış olacağız falan gibi bir şey dedi galiba. Belki gelecek sezon 12 bölüm olur. Hani onları önümüzdeki sezona eklerler. Olabilir, olabilir. Evet tekrar hatırlatayım. İlk sezonun detaylı e, videoları da kanalda duruyor. Onları e, sayfanın girişinde playlist olarak da koydum. E, benim kanala girerseniz görebilirsiniz. Biz her hafta Çarşamba'ya hedefleyerek yola çıkacağız ama bu perşembe olur, cuma olur. Bazen işimiz olabiliyor çünkü e, yetişmeyebiliyor. Çünkü biz bir bölümü oturup e, önce bir normal izliyoruz sonra uzun uzun bir daha izliyoruz. Ben bir de bütün sekansları bayağı böyle deşifre ediyorum neredeyse. Bayağı bir bölüm izlemem 3 saat falan sürüyor ikinci izleyişimde. <laughs> meme, meme arıyor Tancan. Aynen bakıyorum. Ben <laughs> Detaylarına kadar bakıyoruz. O yüzden yeni sezonda görüşeceğiz. Merak ediyorsanız dediğim gibi eski bölümlere bakabilirsiniz. Bu bölümde yeni sezona bir giriş bölümü olsun. Ben unuttum ne anlatıyordu ilk sezon diyen herkes bu bölümü de izleyebilir. Kendinize iyi bakın. boş verin ya yani. 27 saat öbürlerini izleyin. Ha ya da daha detaylı istiyorsanız onları da izleyebilirsiniz. <laughs> 27 saat dediğin nedir zaten hemen geçer. Bir şey bir gün. Hadi görüşürüz. Bay bay.